alanı tam oldu tam. Gelince gelsin. Alan 270 birim kareymiş. Alan 270 birim kareymiş. Elbette bunun bir kenar neydi hatırlayalım. Bir kenar unutmayın. Karenin alanı 270 ise bir kenarı, karenin bir kenarı 270 yapar. Yani birim kare olacak tabi. Bu da birim yapar. Biz bunu dışarı almak istiyoruz. Nasıl yaparız? Bakın şimdi. Bunu 27 çarpı 10 diye yazıyorum. 27'yi tekrardan 9 çarpı 3 olarak parçalıyorum. Elbette 9, buradaki 9, bakın buradaki 9 dışarı çıkar. Ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar. Geriye gördüğümüz gibi 3 çarpı 10'da 30 olur. 3 kere 30 olarak bulunur. Tabii bize sorulan köşegen uzunluğu, bakın köşegen uzunluğu. Şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şunu bilmemiz gerekiyor. Bir tane kare çiziyorum şimdi. Bu bir kare ise hatırlayın burası bir birim, burası bir birimse karenin köşegen uzunluğunu çizdiğim anda şuradaki üçgen ikizkenar dik üçgendir. İkizkenar dik üçgende burası 45 derece, 45 derece, burası 90 derecedir. Bu uzunluk 2 yapar. Öyle değil mi? Şimdi benim uzunluğum karenin uzunluğu bir değil kaç birim? 3 kök 30 birim. Bakın şurası 3 kök 30 birim. Birin kaç katı? Birin gördüğünüz gibi 1'in 3 kök 30 katı. Dolayısıyla köşegen uzunluğu da bunun neyi olacak? Kök 2 katı olacak. Yani bunun bakın 3 kök 30'u kök 2 ile çarpıyoruz. Bu durumda ne olur? 3 kök 60 olarak bulunur. Tabii ki burada 60 yok seçeneklerde. Fakat 60 demek 15 çarpı 4 demektir. Bunu biliyorsunuz. 4 dışarı 2 diye çıkar. 3 çarpı 2 kök 15 olarak bulunur. O da 6 kök 15'tir. 6 kök 15 cevabımız D olacaktır. Oldu değil mi? Evet. Tamam. Bunları çözdükçe merivesinden cevap varsa bunların hani bir yanlış olsa falan bir ikaz edersin olur mu merive cevap antlarına? Tamam hocam. Tamam. Yani yanlış olursa bir şey belirtirsem düzeltmiş olayım ben de. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda bakın iç içe kökler görmektesiniz. İlk olarak işlem yapacağınız yer genelde şurasıdır değil mi? İlk olarak buradan başlamamız gerekiyor. Pekala bu neye eşittir? Bakın yazıyorum. Üçüncü dereceden 18 demek. Üçüncü dereceden eksi 2'nin küpü demektir. Eksi 8, eksi 2'nin küpü demektir. Bu da ne demektir? Eksi 2 üzeri. Bakın buradaki 3'ü yazıyorum. Bakın 3'ü yazıyorum. Ne olarak yazıyorum? 3 yazıyorum. Bölü ne yazıyorum? Buradaki sayı yazıyorum. 3 bölü 3 yazıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? O da eksi 2'nin birinci kuvveti olmuş olur. O da eksi 2 olmuş olur. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın not diyorum. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şayet karekök örneğin dördüncü kuvvetten diyelim ki eksi 2'nin dördüncü kuvveti olsaydı biz bunu eksi 2'nin 4 üzeri 4 şeklinde yapmıyorduk. Ne yapıyorduk? Bunu mutlaka mutlak değer içerisinde alıyorduk yani. Dolayısıyla 2 olarak çıkıyordu. Yani çift kuvvette 2 olarak çıkar ama tek kuvvette eksi çıkabilir. Dolayısıyla burası ne olmuş oluyor gördüğünüz gibi? Şu kısım, buradaki kısım dışarı ne olarak çıkıyor? Buradaki kısım dışarı eksi 2 olarak çıkmış oluyor. Şimdi bu eksi 2 olarak çıktı. Sonra eksi 2 var bir de eksi 25 var. O da ne yapar? Eksi 27 yapar. Eksi 27 bakın şurası ne yaptı? Eksi 3. dereceden en dışta ne var? Eksi 27 var. Bu da nedir? 3. dereceden eksi 3'ün küpü yapar. Bu da dışarı eksi 3 olarak çıkar. Tabii ki bizim başımızda ne var? Ne oldu? 1 eksi, eksi 3 oldu en son işlem. Eksi eksinin çarpımı artı yapar. 4 oldu. 4 de dışarı 2 olarak çıkar. Cevabımız B olacaktır. Şimdi 7. soruya bakalım. 7. soruda bir mutlak değer söz konusu. Mutlak değer demişim. Bunu biliyorsunuz değil mi? 0 faktöriyel 1'di. 1 faktöriyel 1'di. Bunu biliyorsunuz.
tanım gereği eksi sayıların faktöreli olmuyordu. 5 faktöreli demek 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımıydı. Örneğin biz 5 faktöreli nasıl yazıyorduk? 5 çarpı 4 çarpı istediğimiz yerde kesip 3 faktöreli diyebiliyoruz. Çünkü yani 3, 2, 1 yerine direkt 3 faktöreli olarak yazabiliyoruz. Bilgimiz buydu. Şimdi o zaman burada bakın yapılabilecek hataya değineyim. Şöyle bir işlem yapmayın. Bakın 10 faktöreli bölü 8 faktöreli şu şekilde bakın bu 5 buna 4 deyip 5 faktöreli bölü 4 faktöreli olarak sadece işlem yaparsanız bu işlem yanlış bir işlem olur. Bu işlemi yapmayın. Yanlış. Şimdi doğrusunu yapıyorum. Bakın doğrusunu yapıyorum. 10 yazıyorum. Şimdi 10 faktöreli demek 10'dan itibaren geriye doğru gideceğim. 10, 9, 8 yani 1'e kadar gideceğim. Ne yazıyorum? 10 yazıyorum. 9 yazıyorum. 8, 7 yani 8'den itibaren tüm hep 8 faktöreli kesiyorum burada. Direkt 8 faktöreli olarak yazıyorum. Yani 10 faktöreli bu şekilde yazdım. Neden bu şekilde yazdım? Bölü. Burada 8 faktöreli var. Bunlar 8 faktöreli çarpım durumunda olduğu için birbirini götürecekler. Sadeleştirecek olsak 1 olur. Aynı şekilde 10 çarpı 10 faktöreli 10 çarpı 9 faktöreli olarak yazıyorum. 9 faktörelleri birbirini götürecek. Sonuç olarak gördüğümüz gibi burada 10 çarpı 10 çarpı 9 oldu. Bu da 10'un karesi çarpı 3'ün karesi olarak bulunur. Eksi bu da 10'un karesidir. Biliyorsunuz burada 10'un karesi dışarı 10 diye çıkar. 3'ün karesi dışarı 3 diye çıkar. İçeride ne kaldı? 1 kaldı. Hiçbir şey kalmadı. O zaman 10 çarpı 3 diye çıktı. Eksi bu dışarı ne olarak çıktı? 10 olarak çıktı. Tabii ki işlem önceliği önce çarpma yapılır. Dolayısıyla biz burada 30'dan 10 çıktı. 20 olarak bulunur. Cevabımız B olacaktır. Şimdi 4. A olarak gösteriyor hocam. Efendim? A olarak gösteriyor. A mı? Teşekkür ederim. Onu ben. O zaman sen o kontroller hem çok iyi olur. Bunu hata diyelim. Yani burada cevap B olacak. Evet. 7'ye bakalım. 7 evet A olarak gösteriyor. Evet. Teşekkür ederim Merve. 4. soruya bakalım arkadaşlar. 4. soruda böyle bir soru var. Şimdi İsmail bu soruyu beraber yapalım. Olur mu İsmail? Olur hocam. Şimdi İsmail soru da 4 kullanılmış, 16 kullanılmış, 32 kullanılmış, böyle bir şeyde 8 kullanılmış. Hepsi de 2'nin şeyleri değil mi? Hani 2 biliyorsun hani öncelikle 2 üzeri 1 2 demek. 2 üzeri 2 4 demek değil mi İsmail? 8 evet. Demek 2 üzeri 3 demek. 16 demek 2 üzeri 4 demek. 5 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 5 demek. Burada bir sıkıntı yok değil mi İsmail? Evet. Peki bekle o zaman İsmail bak şurada üstün üstü olduğumu çarpılıyordu hatırlayalım. Ben burada burada 4 yerine ne yazacağım? 4 yerine 2 üzeri 2 yazacağım. Bir de ne var burada? A var değil mi İsmail? Evet. Bölü demiş. Bölü. Yani yazıyorum. Yani şu işlem ne yapar İsmail? Şu işlem 2 üzeri 2A. 2 üzeri 2A. Tamam. Yazıyorum. 2 üzeri 2A yazıyorum. Bölü. Neye bölmüş? Bölü. 16'yı B'ye bölmüş. 16 yerine 2 üzeri 4 yazalım. 2 üzeri 4. Yani o zaman ne olur? 2 üzeri 4'ün B'inci kuvvet olur değil mi İsmail? Yani 2 üzeri 4 B. O da eşittir. 32 yerine kaç tane 2'nin çarpımı 32'dir İsmail? 5. Doğru. O zaman İsmail şöyle oluyor mu? Şu işte. 32 yerine 2 üzeri 10 yazdım. Bir de 2 var. 2 üzeri 10 oldu değil mi İsmail? Yani 2 üzeri 10 evet. Buradan mesela tabii ki bana A'yı soruyor. Tabii ki diğer işlemi de yapalım. Diğer işlemi de yapalım. 8 üzeri A demek 8 2 üzeri 3 demek. 2 üzeri 3 A demek değil mi o zaman İsmail? Bölü 16 neydi? 2 üzeri 4 demek. 2 üzeri 4 mi oluyor bu da? Evet. 2 üzeri 5. Peki İsmail, iki tane eşitlik var. İki tane bilinmeyen var. Benim şurada, hani şu dikkatimi çekti. 2 üzeri 4 B'lerin ortak olması dikkatimi çekti. Değil mi İsmail? Evet. Ben şöyle bir şey yapsam. Birinci eşitlikte yani şu eşitlikte. Hani şunu biliyorsun İsmail. Mesela A bölü B eşittir hani C bölü D ise. Biz mesela içe dışa çarpımı yaptığımız zaman B ile C'yi çarpıp B çarpı C eşittir A çarpı D diyebiliyoruz değil mi? Ya da burada evet. Ne yapıyoruz İsmail? B ile C'yi yer değiştirebiliyoruz öyle değil mi? Evet. Bu durumda İsmail ben
2 üzeri 4B, bakın ne yaptım İsmail? Şurada şundan şunu yer değiştirdim. Bundan bir yer değiştirdim. O zaman 2 üzeri 4B eşittir 2 üzeri 2A bölü 2 üzeri 10 oldu. Aynı şekilde 2 üzeri 4B eşittir. Yer değiştirdim. 2 üzeri 3A bölü 2 üzeri 5 oldu. Atakan buraya kadar ne yaptım anlayabildik mi Atakan? Evet hocam, anladım. Efendim? Anladım, anladım. Tamam, çok iyi Atakan. Şimdi eşitleyin İsmail. Eşitleyin, burada 2 üzeri 4B buna eşit. Burada 2 üzeri 4B buna eşitse, o zaman İsmail şunu söyleyebilir misin? Şurada mesela 2 üzeri 4B burada buna eşitse, diğer tarafta buna eşitse, bunların birbirine eşit olması gerekmez mi İsmail? Bunlar birbirine eşit olacak değil mi? Hı? Öyle değil mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz İsmail? 2 üzeri 2A yazıyorum. Bölü 2 üzeri 10 eşittir 2 üzeri 3A bölü 2 üzeri 5 oldu değil mi? Peki yani ben İsmail bir üstü ifadede bunu yukarı nasıl alırım? Bunu yukarı nasıl alırım İsmail? Üstüne eksiyle yapıyoruz. Aynen. Çarpı 2 üzeri eksi 10 oluyor değil mi? Gitti. Burada 1 kaldı. Bu da aynı şekilde yukarı çarpı 2 üzeri eksi 5 olarak geçiyor. Doğru mu? Evet. O zaman ne oldu İsmail? 2 üzeri tabanlar eşitse çarpımların üstler toplanıyordu. 2A eksi 10 oldu. Bu da ne oldu İsmail? 2 üzeri 3A eksi 5 oldu. Öyle değil mi? Burada 2'ler evet. Aynı olduğu için biz ne yapıyoruz? Burada üstleri eşitliyoruz. Öyle değil mi? O zaman ne yapacak? 2A eksi 10 eşittir 3A eksi 5 olur. Buradan 2A öbür tarafa atacak olursa eksi 2A olarak geçer. Yani 3A eksi 2A. Eksi 5'i bu tarafa atacak olursak artı 5 diye geçer. Ne olur? 5 eksi 10. Tabii ki 5'in nereye attığınız önemli. İsterseniz eksi 10, eksi 10 artı 5 atın. Diğer değişim özelliği olduğu için toplamada fark etmez. 5 eksi 10 eksi 5 yapar. Eksi 5 eşittir A. Demek ki A değeri eksi 5'miş. Zaten A'nın kaç olduğunu istiyordu. O halde cevabımız 4A olacaktır. Geçiyorum bu soruyu. Anlattı mı soruyu arkadaşlar? Genelde çözdüğümüz sorular hani biraz sırf TYT değil, hani TYT AYT karışımı olan bir yapıda. 9. soruya bakalım. 9. soruyu Ali beraber çözelim, olur mu? Teşekkür ederim İsmail. Tabii ki hocam. 9. soruda Ali, bu sayıyı önce içiyle nasıl mücadele edeceksin, ne yapacaksın? Yani virgülden mi kurtaracaksın ya da bu sayı bir şeyin neyin üçüncü kuvvetine eşit olur? Mesela şunu görebilir misin? İsmail şunu görebildin mi? Hocam 0,02'nin üçüncü kuvveti. Harika, çok güzel. Yani 0,2, bakın 0,2, bir daha 0,2. Bir daha 0,2'yi çarpıyorum, bak çarpıyorum. Normalde hiç virgül yokmuş gibi çarpıyorum. Bakın 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. Bak buraya 8 yazdım. O zaman burada bak virgülden sonra burada bir hane var. Burada bir hane var. Burada bir hane var. Toplam virgülden sonra 3 hane olduğu için ben bunu 3 basama kaydediyorum. 1, 2, 3. Cevap bu oluyor. Demek ki bu 0,2'nin neymiş? Küpüymüş. Bu şekilde düşün değil mi İsmail? Yani ne oldu? Üçüncü dereceden 1 bölü 0,2'nin küpü oldu. Öyle değil mi İsmail? Zaten 1'in, yani 1'i de hani 1'in küpü olarak düşünsen İsmail. Değil mi? Evet. Çünkü 1'in tüm kuvvetleri kendisidir. Pardon Ali. Sonra Ali üçüncü dereceden bunu şöyle yazabilir miyiz? 1 bölü 0,2'nin küpü olur. Öyle değil mi Ali? Herhalde bu şekilde gördün değil mi Ali? Evet hocam. Sonra şunlar birini götürüyor değil mi Ali? Yani 3 bölü 3'den 1 oluyor. Sonuçta ne oluyor? 1 bölü 0,2 oluyor. Bunun cevabı ne Ali? Yani 1'i 0,2'ye bölüyoruz. Cevap B değil değil mi? Burada mesela burada hocam mesela, 5 ile genişletmeyecek bir dakika. Yok 5 ile değil de 10 ile genişletelim Ali. Mesela şimdi bak burada virgülü 1 kaydırmak için ben 10 ile çarpmam gerekir. Burayı da 10'dan çarpayım olur mu? O zaman yukarısı 10 olur. Aşağısı 2 olur. 10 bölü 2 5 olur değil mi? Tamam da hocam 2'ye böldük bu sefer. Hani 5 ile genişletsek direkt aşağısı 1 olmayacak mıydı? Aşağısı 1 mi?
Tam aynı şey çıkıyor hocam, tam sıkıntı yok. Yok o tam o şimdi dediğin gibi olur. Her taraf 5'ten çarptın. Yukarısı 5 oldu, aşağısı 1 oldu, 5/1 oldu. O da olur. O da olur. Ama genelde virgülle işlem yaparken hani yani onunla çarpmak daha iyi olur. Mesela diyelim şöyle bir işlem düşün. 0, mesela 6 düşün. Burada 0,02 olsun. Bak şimdi ben payla paydayım. Burada virgülden kurtarmak için ondan çarpsam yukarı kursunlar ama aşağı kursunmaz. O zaman aşağıya kurtarmak için 100'den çarpmam gerekiyor. O zaman pay ve payda ben 100'den çarpıyorum. Bak pay ve payda 100'den çarpıyorum. Yukarısı ne oluyor? Yukarısı o yani 100 demek 2 tane 10 demek. Virgül 1 kaydır 6 oldu. 6 60 oldu. Aşağı taraf 1 2 2 oldu. Bu da 30 olur mesela. Hani bu şekilde yapılabilir yani. Şimdi 13. soruya bakalım. 13. soruyu Alperen beraber yapalım Alperen. Şimdi Alperen tamam, 13. soruda 256'yı görmüşsün değil mi? 256. 256, 250 kaçtır Alperen? Yani mesela hani biraz önce 255, 32 idi. Bak 32, bak elimi gösteriyorum. 255, 32. 5 tane 2 yan yana koyup çarparsan 32 olur. Bir tane daha 32, 2 katı 64 değil mi? Bir katı daha yani 257, 7 tane 2 yazdık şimdi. 64, 128 oldu. Bir 2'den çarp 256 gördüğün gibi. Ne oldu? 200'leri kaç oldu? 200'leri 8 oldu değil mi? Evet. Demek ki ben 256 yerine Alperen 200'leri 8 yazabilirim. Bir de burada 12 var. Bir de burada üstün üstü oldu mu? 8'le 12'nin çarpımı ne yapar? 8'le 12'yi şu şekilde çarpıyoruz arkadaşlar. Mesela 8 çarpı 96 değil mi? 16 2 demek. 12 10. Mesela 16 2 demek. Biz ne yapıyoruz mesela? 8'in 10 katı 80, 2 katı 16 değil mi? O zaman 96 oluyor. 2 üzeri 96 olarak bulunuyor işlemin sonucu. Yani buradan ne yapmış olduk? Aslında bu işlemi pratik yaparken çarpmanın toplama üzerindeki dağılma özelliğini kullanarak beyin işlemi yapıyor. Şimdi 2 üzeri 96 dedik Alperen. Hangisine eşit değildir demiş Alperen. Şimdi o zaman bir yerden başlayalım Alperen. Mesela buradan bazı işlemleri alalım. Diyelim ki ben A şıkkından başlayalım. Hani A şıkkında 2 var, 2 var değil mi? Taban görüyor musun Alperen? Biz ne yapıyoruz bu işlemi yaparken Alperen? Ne yapıyoruz Alperen? 2 üzeri kaç oluyor? Bir üstleri topluyoruz. 66, 30 daha ne yapar? 96 olur değil mi? Hani tabanlar eşitse üstleri topluyoruz değil mi? Üstleri topluyoruz. Kural buydu. 96 yapar. Demek ki bu sağlıyor. Eşit olmayan alacağız. Bunu eledik. Pekala D'ye bakalım Alperen. D'de ne diyor? Bak şu D'de 0.5 diyor. 0.5 nedir Alperen? 0.5 hani 5/10'dur değil mi? Yani 1/2'dir değil mi 0.5? Evet. 1/2. O zaman 1/2'nin kaçıncı kuvvetini alacağım? 1/2'nin -96. Kuvvetini alacağım. Yazıyorum. Bu ne demek? Hani şunu hatırlayalım. A bölü B'nin eninci kuvveti neydi? A üzeri N bölü B üzeri N'di. Dolayısıyla sen bunu 1 üzeri -96 bölü 2 üzeri -96 olarak yazabilirsin. Bir kere 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. O zaman ne yapıyoruz? 1'in tüm kuvvetleri 1 ise 1 bölü 2 üzeri 96 oluyor. -96 yukarı, eksi bir sayı yukarı, yani üst, unutmayın bunu. Paydan paydaya veya paydadan paya geçerken üst işaret değiştirir. -96 yukarı 96 olarak çıkıyor. Gördüğümüz gibi aynısını bulduk. O halde D'yi de eliyorum. C'yi sen yap bakalım Alperen. Şimdi C'yi nasıl yapacağız? 8 neydi? 8 neydi? 8, 2 üzeri kaçtı Alperen? 3. Doğru. 2 üzeri 3'ün 20. kuvveti çarpı 2 üzeri 3'ün 12. kuvveti. Üst üstü oldu mu Alperen? Ne yapıyorduk? Mesela burada hatırla. Burada üstün üstü oldu mu çarpıyorduk değil mi Alperen? Evet. Yani 2 üzeri 3 ile 20'yi çarp 60. 2 üzeri 3 ile 12'yi çarp Alperen 36 olur. Toplamı 2 üzeri 60, 36 da 96 olur. 2 üzeri 96 yine bulduk. O halde C'yi deniyoruz. Biliyoruz. Şansımıza B mi deneyelim, D mi deneyelim Alperen? D'yi deneyelim mi? Tamam D'yi D eledik zaten. B diyorsun değil mi? B, evet. 4 üzeri 30 ne demek Alperen? Yani 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyoruz. Bak, 2 üzeri 2'nin 30. kuvveti. Yine 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. 18. kuvveti. Burada ne yapar? 2 üzeri 2 çarpı 30 60 olur.
Burada 2 çarpı 18 36 olur. Yine bunlar toplam 2 üzeri 96 olur. Bunu da eledik. Cevap E gibi duruyor. Cevap E olmalı. E değil mi cevap Merve? Evet hocam. Bakalım E neye eşittir? 2 üzeri 96'ya eşit değil de neye eşittir? Bakın 0.25'in kaçıncı kuvvet demiş? -192. kuvvet demiş. 0.125 demek biliyorsunuz. Bölü 1 demek. Pay ve payı da 100'den çarpacak olursak ne oluyor? 25 bölü 100 oluyor. Kaçıncı kuvvet? -192. kuvveti. Biz pay ve paydayı burada 25'e bölüyoruz. Burası 1 oluyor. Burası 4 oluyor. O zaman ne oluyor? 4 yerine 2 üzeri 2 yazabilirim. 2 üzeri 2'nin kaçıncı kuvveti? -192. kuvveti. Buradan 2 üzeri 2 yukarı ne olarak geçer? 2 üzeri 2 yukarı eksik olarak geçer. 2 üzeri eksi 2. Bu da -192 olacak. Eksin eksin çarpımı artı olur. 190 o da artı olur. O da 2 üzeri 2 çarpı 192 olur. Zaten bunun 96 eşit olmadığı ayan beyin ortada. O halde bunun cevabı yanlıştır. Cevap E olacak. Şimdi 14. soruya bakalım. 14. soruyu Merve beraber yapalım. Olur mu Merve? Tamam. Şimdi ilk olarak bu sayı neye eşittir Merve? Ha, şunları pratik olarak biliyoruz değil mi? Yani işte 0.5 olursa bu 5 10'a eşit. Ancak 0.5 devreden olursa mesela 5 bile 9'a eşit değil mi? Yani tetkik devredenler bu şekilde yapıyoruz. Bir 0.1 devreden ne eşit olur? Yani 0.1 devreden demek 1 sonsuza kadar bu sayı 1 bile 9'a eşittir. O zaman ben bunun yerine 1 bölü 9 yazıyorum. Bir de burada eksi birinci kuvveti var. Yani şunu hatırlayalım. A bölü B'nin eksi birinci kuvveti neydi Merve? B bölü A'ydı değil mi? Bu kurala göre o zaman ben buraya önce ne yazdım? 1 bölü 9 yazdım. Bunun eksi birinci kuvvetini alırsam 9 olur değil mi Merve? Evet. O zaman şöyle bir şey oldu mu? 3 bölü karekök içerisinde bir daha karekök var. 9 oldu öyle değil mi? Evet. Peki yani şu bu neye eşittir? Karekök 9 neye eşittir Merve? Efendim 3 kök 3 değil mi? Evet karekök 9 3'e eşit değil mi? Yani şurası 3'e eşit. Evet 3'e eşit. Karekök 9 3'e eşit. Buradan ne oldu? 3 bölü karekök 3 oldu. Peki yani biz normalde hani payda da kök 3 varsa pay ve paydaki kök 3'ten çarpıyoruz ama şunu yapmayı da bilelim Merve. 3 demek kök 3 çarpı kök 3 demek öyle değil mi? Evet. Aşağıdaki kök 3 var. O zaman bunlar birini götürür. O zaman cevabımız A olacaktır. Cevap 14 A mı Merve? Bir dakika bakayım hocam. Evet. Tamam. Aynı. Şimdi onu geçelim. Tamam buna geçelim arkadaşlar. Evet, birinci soruya bakalım. Birinci soruyu Şevval sen yap bakalım birinci soruyu. 2 üzeri eksidir nedir Şevval? Mesela 2 üzeri eksi 1 deyince biz şöyle yapıyoruz değil mi Şevval? 2 üzeri eksi 1 demek normalde burada bir çarpanı vardır, bir iki çarpanı vardır. Yani böyle bir olarak düşün. Yani bir sayının mutlaka yanında bir vardır. Paydasında 1 vardır. Öyle değil mi? Biz ne yapıyoruz mesela Şevval şimdi? Bu 2 üzeri eksi 1'i aşağı ne olarak alıyoruz? 2 üzeri artı 1 olarak alıyoruz. Yani mutlaka paydan paya, paydadan paya geçen işaret değiştirir. 2 üzeri 1 oluyor. Bu 1 bölü 2 oluyor. O zaman yazıyorum. Bu 1 bölü 2 eşit. Peki yani Şevval şunu söyle bakalım bana. Buradaki o zaman 3 üzeri eksi 1 yukarı ne olarak geçer? 3 diye geçer değil mi yukarı? Şevval. Yani şu sayı yukarı 3 üzeri 1 de geçer. Öyle değil misin Şevval? Pardon ses geliyor mu Şevval? Evet hocam. Tamam. O zaman burası ne oldu Şevval? 2 çarpı 3 6 yapar değil mi? Evet. 6. Peki 6'nın eksi 1. kuvveti nedir? 6'nın eksi 1. kuvveti 1 bölü 6'dır. Öyle değil mi? Yani bu işlemizi yine yapıyoruz. Dolayısıyla burası eksi 1 bölü 6 oluyor. Bölü. Şimdi burada ne görmekteyiz? 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 1 aşağıya ne olarak geçiyor? 2 üzeri 1 olarak geçiyor. Ne oluyor o zaman? Eksi 3 bölü 2 üzeri 1, 2 oluyor. Bunun kaçıncı kuvvetini alıyoruz? Eksi 1. kuvvetini alıyoruz. Önce yukarının paydasını eşit diyelim. O zamanlar burayı 3'ten çarpıyoruz. O zaman 3 bölü 6 oluyor. Yazıyorum.
3 oluyor. Eksi 1 bölü 6 oluyor. Yani payda eşitlersek. Aşağı tarafta eksi 1. kuvvetini aldığı için 2 bölü eksi 3 oluyor. Burası ne oldu? Burası da 2 bölü 6 olur. 2 bölü 6 diye sadeleştirecek olursak 1 bölü 3 olur. O zaman birinciyi aynı 1 bölü 3, ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Eksi 3 bölü 2 olarak yazıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Burada 3 tarafı 1'e götürür. Eksi 1 olur. O da eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Cevabımız C'dir. Doğru değil mi Merve? Evet hocam. Tamam. Şimdi 5. soru yapıyoruz. 5. soru bakın. 5. soru. Yaparken şöyle bir kural güzel öğretmişim size. Şimdi biz ilk önce şunu yapalım. Bakın şunu yapalım. Şuradaki kök 40 demek. Kök 40 demek ne demekti? 4 çarpı 10 demek. 4 dışarı 10 diye çıkıyor. Bakın 2 diye çıkıyor. 2 kök 10 oluyor. Burası 2 kök 10 oluyor. O zaman benim işlem en son ne oluyor? Bakın 11 eksi 2 kök 10 eksi 11 artı 2 kök 10 oluyor. Şimdi burada bakın 2 var, kök 10 var değil mi? Kök 10. Kök 10'lara dikkat edin. Ben kök 10'un yerine kök 10 çarpı 1 yazabilirim. Bakın burada kök 10 çarpı 1 yazıyorum. Yani burada şunu arıyorum. Bakın şunu hatırlayalım. A artı B'nin parantez karesi neydi? Bakın A kare artı 2AB artı B karedir. Şayet burası eksi olursa burası eksi oluyordu. Bir şöyle yapıyorduk. Hatırlayalım. Mesela kök 3 artı 2 var diyelim elimde. Bunun karesini alırsam birincinin karesi 3 oluyor. Artı birinciyle ikincinin çarpımı 2 kat kök 6 oluyor. 2 kök 6 oluyor. Artı ikincinin karesi 4 oluyor. Bakın burada 3, 4 daha 7 yapar. 4 artı 2 kök 6 oluyor. Yani şu işlem gördüğünüz gibi kök 3 artı kök 2'nin karesi neye eşitmiş? Buna eşitmiş. Şayet bize bakın şöyle bir şey sorulsaydı. Burada her tarafın kare kökünü alsaydık bakın şuradaki işlemin, bakın buradaki işlemin buna eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bak buna eşit olduğunu görüyorsunuz. Burada o zaman püf noktası ne? Bakın burada 2 var. Yani 2 AB'den dolayı. Ne var burada? Kök 6 var. Kök 6 nedir? A çarpı B yani. Ve kök 3 ile kök 2 olabilir. Tabii kök 6 ile 1 de olabilir. Bir kere ben bunların A kare artı B kare, 3 kök 3'ün karesi, kök artı kök 2'nin karesi, 3 2 daha 5 olur. Fakat burada 5 var mı? Pardon. Hocam yanlış yazdınız. Yok şunu yanlış yazdım. Şurası 2 olacak pardon. 2 olacak. Evet. Doğru söylüyorsun. Burası 5 olacak. Yanlış yazmışım. Burası 5 olur. 3 2 daha 5 olur. 4 yazmışım. O zaman burada mevcut. Burada mevcut olduğu için ben bunu bu şekilde yazabiliyorum. Aynı şekilde bakın. Burada kök 10 var. 1 var. Bunların kök 10'un karesi 1'dir. 1'in karesi 1'dir. Bunların toplamı 11'dir. O halde ben bu işlemi gördüğünüz gibi kök 10 eksi 1'in karesi olarak yazıyorum. Parantez karesi artı eksi pardon. Bunu da kök 10 artı 1'in karesi olarak yazıyorum. Şunu unutmayalım. A kare kök A kare dışarı mutlak değer A olarak çıkar. Dolayısıyla bunu dışarı mutlak değer kök 10 eksi 1 olarak çıkarıyorum. Artı bu da kök 10 artı 1'dir. Parantezin içerisi kök 10 sayısı 1'den büyüktür. Parantezin içerisi artı olduğu için dışarı aynen çıkıyorum. Bunu hatırlayalım. Mutlak değer x'in tanımı neydi? X sıfırdan büyük eşit ise dışarı x olarak çıkıyor. Şayet x sıfırdan küçükse dışarı eksi x olarak çıkıyor. Dışarı aynen şekilde kök 10 olarak çıkıyor. Artı kök 10 artı 1 olarak çıkıyor. Burada eksi artı 1'ini götürür. O da ne olur? Pardon, şunu düzeltiyorum arkadaşlar. Şurası eksiymiş. Burası eksiymiş pardon, işlemi düzelteyim ben. Eksi olduğu için dışarı kök 10 artı 1 olarak çıkıyorum. Bir de burada eksi var. O zaman ne oluyor? Eksi kök 10, eksi 1 oluyor. Bunlar birini götürüyor. Şu eksi 1 ile eksi 1'in toplamı eksilik olarak bulunuyor. Cevabımız ne olacak? Cevap B değil mi Merve? Evet. Burada buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Peki hele biz aynı işlemi hani bu şekilde A kare artı B kare olarak görmeseydik mesela nasıl yapardık mesela diğer bir yöntem mesela. Şöyle de yapabiliriz aynı işlemi. Bakın şöyle de yapabiliriz. Ben şu yan tarafı yazayım diyeceğim ama yer kalmamış. Şuraya alayım arkadaşlar istediğiniz soruyu. Bakın x neydi? Bakın soruyu şuraya alayım ben.
Bunu şöyle yapabiliriz. X eşittir neydi? 11 eksi kök 40 a eksi 11 artı kök 40. Bakın işlemi her iki tarafın için genelde köklü ifadelerde her iki tarafın para kökten kurtarmak için ne alınır? Karesi alınır değil mi? Şimdi o şekilde yapmayı deneyeceğim. Bunun karesini alıyorum. Bir de bunun karesini alıyorum. Yani buna x dedim ifadeye. X'i, yani burada amacım x'i bulmak. Tabii ki burası x kare oluyor. Neydi? A eksi b'nin karesi, birincinin karesi. Birincinin karesi, yani şu birinci, yani birinci dediğim şurası oluyor. Burası. Burası ikinci oluyor. Neydi? Birinci ifadenin karesi. O zaman kökten kurtulacak. 11 eksi kökün olarak çıkar. Eksi iki katı. Neyin iki katı? Birinci ifadeyle ikinci ifadenin çarpımı. Şimdi birinci ifadeyle ikinci ifadeyi çarptığım anda mesela bakın şundan bunu çarpacak olursam her ikisi köklü ifade olduğu için aynı kök içerisinde alabilirim. 11 eksi kök 10'la ne yapıyorum? 11 artı kök 10'u çarpıyorum. Artı, bakın artı ne oluyor? Artı yazıyorum. Ne olacak artı? İkincinin karesi. İkincinin karesi ne olur? İkincinin karesi 11 artı kök 10 olarak çıkar. Bakın burası nedir? A kare eksi b kare, a artı b'dir. Burası a artı b'dir. Burası ne çıkar? A kare eksi b kare, yani 11'in karesi eksi kök 10'un karesi olacaktır. Tabii 11'in karesi nedir arkadaşlar? 121 yapar. 11 eksi değil mi? Bakalım. Bakayım 11 doğru. %21 yapıyor. Şu kök 10 değil mi? Pardon arkadaşlar. Kök 10 değilmiş arkadaşlar. Kök 40'mış. Pardon. Ben şunu yanlış yazmışım. Kök 40'mış. Pardon. Kök 10 değil. Şunu düzelteyim ben. Şurası kök 40'mış. Burası 40 olacak. Burası 40 olacak. Burası 40 olacak. O zaman birincinin karesi 120 olur. İkincinin karesi kök 40 oluyor. O da dışarı 40 diye çıkıyor. 121'den 40 çıkarsa ne olur? 81 olur. O zaman şimdi burada bunlar birini götürecek. 11 daha 22 yapar. Eksi 2 çarpı 81 dışarı 9 diye çıkar. 2 çarpı 9 18'dir. 22'den 18'e çıkarsa 4 olur. Demek x kare eşittir 4'müş. X kare eşittir 4 ise bu işlem sonucu 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Acaba hangisi derseniz. Bakın sonuç 2 mi eksi 2 mi? Şimdi işlemin sonucuna bakalım. Bakın 2 de eksi 2 de seçenekleri mevcut. Yani burada bakın şuradaki sayı, bakın buradaki sayı küçüktür. Buradaki sayı daha büyüktür. Küçük sayıdan büyük sayı çıkardığı için sonuç 2 çıkması beklenmez. Eksi 2'dir. O yüzden oraya cevabımız B olacaktır. Yani 2 burada çeldirici seçenek. Bunu geçiyorum. 7. soruya bakalım arkadaşlar. 7. soru 0.125'in küp kökü kaçtır demiş. Tabii ki sorulan şu. Bakın 3. dereceden 0.125 soruluyor. Genelde ÖSYM'nin bu taktiğidir. Mesela bu işlemin böyle sormaz da yani bu şekilde metin olarak verir. Bu metinden sizin bunu algılamanız, hani ifade etmeniz istenir. Bu da nedir? 3. dereceden. 0.125 bakın hatırlayalım. Şayet şu olsaydı, 3. dereceden 125 olsaydı, bu da ne olurdu? 3. dereceden 125 nedir? 5 üzeri 3'tür. Dışarı 5 diye çıkardı. Fakat biz ne yapıyorduk mesela? Para şunu aşağı alıp çıkarayım bir. Herhalde tamam. Ne yapıyorduk? Burada bakın üçlü var değil mi? Üçlü var. O zaman ne yapıyorduk? 0.125 yazıyorum. Şu üçlüden buraya dışarı 5 olarak çıkıyor. Her bir üçlü dışarı virgülü bir kaydırıyor. 0.5 olarak bulunuyor. Tamam bunu anladık. 8'e bakalım. Atakan 8'i yapabilir misin Atakan? Yardım ederseniz olur. Mesela burada demiş ki Atakan çarpma işlemine göre tersi karşıtır demiş. Önce şu soruyu sorayım. Atakan 5'in mesela 5'in çarpmaya göre tersi eksi 5'tir. Doğru mu? Hı hı. Efendim? Evet. Tamam doğru. Peki 5'in çarpmaya göre tersi kaçtır? Onu söyle. Eksi 5 mi? Yok.
Benim sesim geliyor mu? Değil mi? Bak 5 ile yani şöyle mesela çarpmaya göre ters demek. Yani mesela 5 ile neyi çarparsam 5 ile neyi çarparsam 1 olur. Yani 5'in çarpmaya göre tersi 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'in de çarpmaya göre tersi 5'tir. O zaman şunu söyle Atakan. 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi kaçtır? Yani 2 bölü 3 ile neyi çarparsam 1 olur. Hani 1 olması için burası 3 olacak ki birini götürsün. 2'lerini birini götürsün. 3 bölü 2'dir. Şimdi anlayabildik mi Atakan çarpmaya göre tersi? Yok anlamadım. Ya şöyle bak. Şimdi toplamaya göre tersi oldu mu? Çünkü toplamada sıfır etkisiz elemandır. Mesela 5'in toplamaya göre tersi eksi 5'tir. Neden? 5 ile eksi 5'in toplamı sıfırdır. Oldu mu? Hı hı. Peki çarpmaya göre tersi ne de? Etkisiz eleman 1'dir çarpmada. Dolayısıyla bir sayıyla o sayının tersinin çarpımı 1'i verecek. Mesela 5 ile neyi çarparsam 1 olur? 1 bölü 5. Neden? Çünkü bu 5 demek 5 üzeri 1 demektir. Bu da 1 bölü 5 demektir. Bunlar 1'ini götürür. 1 olur. 2 bölü 3'ün çarpmaya göre ters de 3 bölü 2'dir. Oldu mu? Oldu. Pekala. Şimdi elinde böyle bir sayı var. Bak böyle bir sayı var. Bunun çarpmaya göre tersi olunca yani ben bu sayıyla neyi çarparsam 1'i bulurum. Elbette ki buraya kök 7 eksi kök 6 yazacağım. Değil mi? Evet. Burada 1 yazacağım. Öyle değil mi? Evet. Şu sayı. Demek ki çarpmaya göre tersi de budur. O zaman ben bu çarpmaya göre tersini buraya yazıyorum. 1 bölü kök 7 eksi kök 6 öyle değil mi? Evet. Şimdi seçeneklere baktığım anda bak görüyorsun. Yani böyle yani bu şey hani böyle bir cevap yok. Ben ne yapıyorum? Burada işlemi biraz daha devam ettiriyorum. Burada eşlemliği çarpıyorum. Hani burada hani kök 7 eksi kök 6 varsa biz pay ve payda kök 7 artı kök 6 ile çarpıyorum. Öyle değil mi? Hı hı. İşte bundan bunu çarpıyorum, bundan mı çarpıyorum? Yukarısını çarparsam yukarısı ne oluyor? Kök 7 artı kök 6 oluyor. Aşağısı ne oluyor? Kök 7 eksi kök 6 çarpı kök 7 artı kök 6 oluyor değil mi? Yani pay papayla dikkat edersen şundan çarptım öyle değil mi? Bundan çarptım. Hı hı. Yani pay genişlettim yani. Amacım neydi? Amacım şuydu. Burada bak burada ne var? Bak burada A eksi B var. Ne var burada? Söyle bakalım. Ve A artı B var değil mi? Evet. Biz ne yapıyorduk hatırla. Bu neye eşitti? Bunun karşılığı neydi? Bunun karşılığı A kare eksi B kareydi öyle değil mi? Evet. Hatırladım. O zaman ben aynı şekilde bunun karşılığını yazıyorum. Bak kök 7 artı kök 6 yazıyorum. Bölü A yerine ne yazıyorum? A yerine kök 7 yazıyorum. Onun karesini alıyorum. Eşleni eksi. Kök 6 yerinde kök 6'nın karesi alıyorum. Kök 7'nin karesi 7 yapar değil mi? Hı hı. Yani şu işlem bunu biliyoruz değil mi? 7 yaptığını Atakan. Evet. Burası 7 yapar. Burası 6 yapar. 7'den 6 çıkarsa 1 olur. 1 yani komple burası 1 oluyor. Hani o da bir sayıyı 1'e bölmek demek. Mesela 7'yi 1'e bölmek demek. 7 demek. Değil mi? 7'yi 1'e bölmek. 7 demek. O zaman kök 7 artı kök 6'yı 1'e bölmek. Yine sayının kendisini verir. Cevap da kök 7 artı kök 6 oluyor. Bursa mı? Evet cevap Bursa oluyor. 8 B. Oldu değil mi? Yani oldu evet. Tamam şimdi geçiyorum. 9'u yap bakalım Atakan. Karekök. Yani bak ne diyor? Bu sayının karekökünü diyor. Bunu nasıl buluyoruz? Karekök içerisinde değil mi? Aha. 0 bölü 0 0 0 9 olarak buluyoruz değil mi? Evet. Sonra ne yapıyorduk mesela hatırla. Karekök olduğu için bunu 2 2 ayırıyorum değil mi? Hı hı. Şöyleydi. Karekök 9 dışarı 3 olarak çıktığı için aynı 3 yazıyorum. Burada 2 tane ikili olduğu için ben virgülü 1 2 basamak kaydediyorum. 1 2. Cevap ne oluyor? 0 bölü 2 0 oluyor. Anlayabildik mi? Evet. Cevabımız D oluyor. Ya da bunu tabii ki şöyle de yapabiliriz. Mesela klasik olarak çözecek olursak biz burada hani böyle 1 deriz. Pay ve paydayın
virgülden kurtarmak için neyle çarpıyoruz? 9 bölü 10, 100, 1000, 10.000'e çarpıyoruz değil mi? 10.000'e, öyle değil mi? Böyle oluyor. Bu da ne olur? 9 bölü 10. 9 yerine 3 üzeri 2 yazabilirim. 10.000 nedir? 10 üzeri 4'tür değil mi? Bu da dışarı 3 diye çıkar. 10 üzeri 4 dışarı 10 üzeri 2 çıkar değil mi? Evet. O da 3'ü 100'e bölecek olursak o da 0,03 olur. Böyle de yapılabilir. İsmail, 10. soruyu yap bakalım. Mesela kök 31 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisine en yakındır demiş İsmail. Evet. Nasıl yaparız bunu? Bir düşüncem var mı İsmail? 5,7 mi hocam? 5,7 demişim. Bakayım bir. 10 bakayım. 10 C diyor ama. 5,5 diyor. Beş ile altı arasında. Şimdi 5 ile 6 arasında dedin. Peki yani şöyle yapsak. Acaba işte şöyle bir şey düşünsek. Şimdi benim sayım mesela kök 25 niye eşit? Kök 25 5'e eşit değil mi? Yani tam kare olarak. Kök 36'da 6'ya eşit, doğru mu? Evet. Pekala, tam yani burada 5 var. Bak burada şurada 5 var. Burada 6 var değil mi İsmail? Tam ortasında hangi sayı var? 5,5 var değil mi? Evet. Ben bunu kök mesela 5,5'i kök dışına çıkarmak istesem şöyle yazar mıyım? 5,5'in karesidir. Öyle değil mi? Bu ifade. Hı? Bir kere 5,5'in karesi nedir İsmail? Bunun karesini nasıl alırsın böyle? Ne eşittir? Bakın ne yapacaktım biliyor musun İsmail? Şimdi burada 55'in karesini almayı biliyorsun değil mi? 55'i 55'i çarpacaksın. 55'i 55'i evet. Çarpma nedir İsmail? Zihinle yap bakalım. Yapabilir misin? İşlemsiz yani zihinle. Yardım edeyim mi İsmail? Hayır. Ne yapar 55'in karesi İsmail? Ne yapar? Evet. Bir yardım edeyim İsmail, olur mu? Bak burada 5 görüyorsun değil mi İsmail? 5. 5'in bir fazlası kaç yapar İsmail? Pardon. İsmail ses geliyor mu? Okay. Yok, 5'in bir fazlası kaç yapar İsmail? Pardon, İsmail ses geliyor mu? Bak 5 geliyor. Tamam, İsmail bak 5 var. 6. 5'in bir fazlası 6 yapar. 5 ile 6'yı çarp İsmail. 30 yapar değil mi? Geliyor hocam. 30 yapar. Bir de sonuna 25 ekle, olur mu evet. İsmail? Yani 5'e bir yani sonu 5'le biten bir sayının karesini alırken öyle çarp, olur mu? Anlayabiliyor musun beni? Ses bozuldu hocam. Yani... Nasıl? Tam ses gelmiyor İsmail. Sesinizi duyamadım biraz öncelikle. Yok, dedim ki İsmail 55'in karesini alırken sondaki 5'i bir kenara al. Yani şunu 2'ye ayır. Şuradaki 5'i görüyor musun? Şu 5'in bir fazlasını 6 yapar. 5'in 6'nın çarpımı 30 olur. Önce 30'u yaz, sonra 25 ekle. Mesela diyelim ki İsmail 65'in karesini alacaksın değil mi? 6, bak bir 6 var elinde, evet. 6. 6 ile bir fazlası 7 yapar değil mi? Bir fazlası.
6 kere 7 kaç yapar İsmail? 6 kere 7. 42 yaz. Bir de sonuna 25 ekle. Olur mu İsmail? Yani 65'in karesi 4225 yapar. Yani bu şekilde çarp, olur mu? Şimdi 55'in karesi 55'in karesi 3025 yaptığı için tabii ki burada bak virgül görüyor musun? Kaç tane virgül var? İki tane virgül var. Dolayısıyla 2 virgülü kaydırıyorsun. 30,25 oluyor. Dolayısıyla 5,5'in karesi yerine sen 30,25 yazabilirsin. Dolayısıyla 30,25 neye eşit? 5,5'e eşit. İşte 31'in değeri de yaklaşık olarak hani 5,5'i biraz geçiyor değil mi? Hani 5, ne bileyim hani 1 olabilir, 2 olabilir falan değil mi? 5,2 olabilir, öyle değil mi? Zaten yaklaşık değerini soruyor. O zaman cevap C olur. Anlayabildik mi İsmail? Çünkü en yakını istiyor. Hani 5,7 daha uzak olur yani. Evet. Tamam. Teşekkür ederim İsmail. 15'i Atakan yap bakalım. Hocam ben böyle sorulardan korkuyorum. Çok korkutucu bir tipi var ya. Ya ama şöyle. Şimdi. Altta X var, yukarıda böyle çizgiler falan var. Çok korkunç duruyor. Ya o kadar şey. Aslında sevimli bir yaratığa benziyor Atakan ya. Neresi sevimli hocam? Çok korkunç. Şimdi bak. Şöyle yapsın Atakan. Atakan bak. Kök 42. Böyle kök X olarak parçalayalım. Kök 7. Böyle kök 6 diye parçalıyorum. Yani şu özelliği uyguladım. A bölü B'nin karekökü, karekök A bölü karekök B yapar. Bu özelliği uyguladım. Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Tamam. Peki hala. Şimdi şu özelliği biliyorsun değil mi? Şimdi A çarpı B'nin karekökü de karekök A çarpı karekök B yapar. Değil mi? Bunu da biliyorsun. Öyle değil mi? Evet biliyorum. O zaman 42'yi parça. 42'yi şöyle yazabilir miyim ben? Kök 6 çarpı kök 7 42 yapar. Böyle kök X eşittir kök 7 böyle kök 6 yapar. Oldu mu? Oldu. Şimdi bu parçalanmış halde değil mi? Aynen. Hepsi çarpım durumunda olduğu için bunlar kök 7'leri birbirine götürür mü? Götürür. Bir kalır değil mi buradan? Evet. En son şu oldu mu? Bak ne kaldı en son? Kök 6 bölü kök x eşittir 1 bölü kök 6 kaldı. Öyle değil mi? Evet. Ben burada işe dışarı çarpım yapabilir miyim? Yaparsınız. O zaman kök x'e 1'in çarpımı kök x olur. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı ne olur? Kök 6 çarpımı kök 6 ne olur? 6 olur değil mi? Evet. Şimdi kök x eşittir 6 eşittir. Pekala şu x'in yerine ne yazarsan 6 eşit olur onu söyle. Yani karekök kaç 6 olur? Yani kaç olur? Sen söyle. Ne bileyim hocam. Düşünüyorum da yok gelmiyor. Yok şöyle. 36 ne eşit olur? 6'ya eşit olur. Ha 6. Anladın mı? Çünkü 6 kralda 36 yapar çünkü. Ha öyle. Tabii o zaman 36 olur. Burada herhangi bir şey yapmana gerek yok. Yani sen işte burada şey bekliyordun. Hani bir işlem yapacağız, bir şey yapacağız falan. Gerek yok yani. Direkt bunu gördüysen mesela. Yani hocam ben bunu ezberlemedim. Ezberlesem patır kütür yaparım da yok yani. Yok şu bak karekökü şuna ezberle bak. Karekök 4 demek, 2 demek. Karekök 9 demek, 3 demek. Bak tam karesayılar. Karekök 16 demek. Ne demek? 4 demek değil mi? Karekök 25 ne demek? 5 demek mesela. Bu tam karesayıları ezberlemek bilmek gerekiyor. 36, 6, 49. Hatta mesela karekök 144 mesela nedir mesela? 144 nedir? 144 karekök 12'dir değil mi? 12'dir yani. Virgülden sonra iki hane olduğu için sen 12 yazıyorsun önce. Sonra şuradaki iki şey için virgülü bir kaydırıp bir virgül 2 diyorsun mesela. Tamam bunu geçelim. Bir üstün sayılar çözelim arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Ali 7. soruyu sen yap bakalım. Yapayım hocam. Şimdi burada
taban da değişken, üst de değişken. Şimdi burada böyle bir şu soruda nasıl biri olur? Nasıl biri olur? Şimdi burada 3 tane durum var değil mi aslında? Bak şu 3 tane durum ortaya çıkıyor. Bunları tek tek yazalım. Hangi durumlar ortaya çıkıyor? Birincisi, tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1 yapar değil mi? Evet hocam. Ama sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç. O tanımsızdır. O zaman sen şuradaki üssü, yani x-2'yi sıfıra eşitle bakalım. x-2 sıfırsa x ne yapar? Söyle. X eşittir. 2. 2. O zaman x eşittir 2 olabilir değil mi? Evet. Peki yani x'den 2 yazalım. Bir çiftliğini sağlıyor mu? X'den 2'den 5 çıktı. Eksi 3. 2'den 2 çıktı 0. Eksi 3'ün 0'ın kuvveti 1'dir. Sağlıyor değil mi gördüğün gibi? Evet hocam. Demek x eşittir 2 olabilir. Başka? Bir de şu var. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Doğru mu? Evet hocam. O zaman dolayısıyla x eksi 5'e kaça eşitleyeceğim? 1'e eşitleyeceğim öyle değil mi? Hı hı. Buradan x eşittir 6 çıkar. Cidden x eşittir 6 yerine yazalım. Bak yerine yazalım. Ne olur? 6 eksi 5. 6 eksi 5 yazdım. Pardon şunu bir şey yapalım bakalım. Ha. Şuraya yazdım. Bak ne yazdım? 6 eksi 5 yazdım değil mi? 6 eksi 5 yazdım. Yani x'den 6 yazdım mesela. 6'dan 2 çıktı. 4. O da 1'in 4. kuvveti oldu. O da 1 oldu. Öyle değil mi? Demek ki bu da oldu. Sağlıyor yani. Demek x eşittir 6'sı olabilir. Bir de şöyle bir durum var değil mi? Ali. Eksi 1'in çift kuvvetleri, bakın eksi 1'in çift kuvvetleri 1'dir. Öyle değil mi? Yani çift tam sayı kuvvetleri. Hı hı. O zaman bir de x eksi 5'i, yani x eksi 5'i neye eşitliyorum sen söyle. X eksi 5'i eksi 1'e eşitliyorum. Bu durumda x eşittir 6 olur. Yalnız üstün çift olması gerekiyor. Yerini yazalım bakalım. X yerine 6 yazalım. 6 eksi 5. X yerine 6 koyarsam 6'dan 2 çıktı. 4. Bakalım eksi 1'in 4. kuvveti oldu. O da 1 oldu ve sağladı. Denklemi sağladığı için demek x eşittir 6 olabilir. Ama şu üst, şuradaki üst 4 değil de 3 çıksaydı 3 mesela o zaman olmazdı değil mi? Çünkü o zaman ne olur? Eksi 1'in tek kuvveti ne olur? Eksi 1 olurdu. 1 olmazdı. O zaman x değerlerinin toplamını istiyor benden. 6. 6 daha 12. 2 daha 14 oluyor. X değerlerinde kaç buldum? Pardon. Eksi 5'i buldum. Pardon. Şunu yanlış yaptım arkadaşlar. Herhalde yanlış yaptım. Artı 5 olarak atıyorum. 5 eksi 1 daha 4 olur. Bakın, pardon. 4 olacak. Düzeltiyorum. X değerlerinin 4 olacak. Bakalım 4 yerine yazarsak yine. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Evet. Evet, x eşittir 4 olursa ne olur? 4, 6 da 10, 12 olur değil mi? Merve, doğru değil mi? A çıkıyor herhalde, 12. Evet hocam. Doğru. Tamam. Şimdi geçelim onu. 8. soruyu Şevval sen yap bakalım. Nasıl yapacağım hocam? Şöyle şey bak. Normalde bak şu hatayı önce bak 8. soruda bir öğrencinin yapabileceği hatayı yapacağım. Tamam mı? Öyle yapma diye uyaracağım. Tamam mı? Önce oradan başlayalım. Olur mu Şevval? Bak şöyle bir kural var Şevval. Bak köklü ifadelerde n'inci dereceden a üzeri m sayısı a üzeri m bölü n eşittir. Bu formül tamam mı? Köklü ifadelerde. Bak ben şimdi bu formüle göre eksi 1'in 50. kuvveti, bu da ne var? Karekök var. Bunu yapıyorum bu formüle göre. Eksi 1'in 50. kuvveti, burada 2 var. 50 bölü 2 olarak yapıyorum. O da eksi 1'in 52 bölü 25 olur. Eksi 1'in 25. kuvveti eksi 1 olur. Bu işlem yanlıştır Şevval. Her ne kadar formüle uysa da. Peki hele bu işlemlerin püf noktası şudur. Karekök a kare sayısı Şevval. Mutlak değer a eşittir. Yani çift sayıda bakın çift dereceli köklerin bakın çift dereceli kökler dışarı hep pozitif çıkmak zorunda. Bir örnek olarak vereyim. Mesela karekök eksi 2'nin
karesi olsun, bu dışarı mutlak değer eksik olarak çıkar. 2 olarak çıkmaz. Yani siz burada 2'yi 2'ye bölüp eksi 1, yani eksik üzeri 1 diyemiyorsunuz. Mutlak değer alıyorsunuz. Bu dışarı 2 olarak çıkıyor. Yalnız 3. dereceden eksi 2'nin küpü olsaydı bu eksi çıkabilir. 3'ü 3'e böl 1 olur. Eksi 2'nin birinci kuvveti. O da eksik olarak çıkar. Bakın tek dereceleri dışarı eksi olarak çıkabilir. Çünkü neden? 3 tane, 5 tane yani bunun gerekçesi şudur. Mesela diyelim ki eksi 1'in 3. kuvveti nedir? Eksi 1'dir. Ama eksi 1'in karesi nedir? 1'dir. Yani siz 3. dereceden eksi 1'in küpünü dışarı eksi 1 olarak çıkarabilirsiniz. Yanlış. Eksi 1'in karesini, kare kökünü dışarı eksi 1 olarak değil, mutlak değer eksi 1 olarak çıkarırsınız. O da 1 olur. Yani köklü ifadelerde buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla Şevval, bu işlemin sonucu eksi 1 değil, değil mi? Eksi 1 değil, 1 olarak çıkıyor. Anlayabildik mi? Neden 1 oluyor? Çünkü bu dışarı bakın, şurada 2 var. 52'ye bölsem ne olur? 25 olur. Yani burası eksi 1'in 25. kuvveti olarak çıkar. Yalnız bunu mutlak değer için alıyorum. Eksi 1 25. kuvvet eksi 1'dir. Bakın eksi 1 25. kuvvet eksi 1'dir. Bu dışarı eksi 1 mutlak değer olarak çıkıyor. Artı aynı şekilde bu da dışarı eksi 9 olarak çıkmıyor. Mutlak değer eksi 9 olarak çıkıyor. Bu dışarı 2 olarak çıkıyor. Bu 1 oluyor. Artı eksi 9'un mutlak değeri 9 olarak olur. Artı 2. 9, 1 de 10, 12 olacak. Cevabımız A olacak. 8 gördüğünüz gibi A. Oldu değil mi Şevval? Oldu hocam. Tamam, burada küf noktayı anlayabildik mi Şevval? Bak buradan genelde, hani buradan eksili durumdan genelde şey yaparlar. Yalnız şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bak Şevval, bir soru soracağım. Kök içerisinde eksi bir sayı gelemez. Mesela bu eksi 1 olamaz. Olursa bu sayı reel sayı olmaz. Reel sayı değildir. Pekala böyle bir sayı yok değildir. Böyle bir sayı vardır arkadaşlar. Bu sayının karşılığı i'dir. Ona karmaşık sayı konusuna gireceğiz yani. Kök içerisinde, bakın kök içerisinde, yani daha doğrusu çift dereceden kökün içerisinde eksi bir sayı koyamıyorum. Koyarsam ne oluyor? Reel sayı olmuyor. O zaman Atakan bir soru sorayım sana. Pardon, sormayın hocam. Yok, çok basit. Bak. Tamam, sorun. Eksi 2'nin karesinin karekökü nedir? Söyle. 2 mi, eksi 2 mi? 2. Evet, helal olsun be. Eksi 2'nin mutlak değeri o da 2'dir, doğru. Peki hele, eksi 2'nin küpü, bak 3'ün derece dışarı ne olarak çıkar? Eksi 2 mi, 2 mi? Eksi 2 mi? Evet, eksi 2. Anlayabildik mi? Anladım. Bunu bilin bak, bunu bilin. Olur mu? Bunu demek istedim. Formül ne diyor? Formül şunu söylüyor. A karenin, bak. A karenin kare kökü dışarı mutlak değer A olarak çıkar. Yani dışarı hep artırıcı çıkarıyorsunuz. Tamam. Şeyi çözelim. Ali 14'ü çöz bakalım hadi. Tamam hocam. Biz Ali şunu diyeceğim. Şunu hatırlıyoruz değil mi? A üzeri x çarpı A üzeri y demek A üzeri x artı y demek. Öyle değil mi? Evet hocam. Bunu biliyorum. Bunu biliyoruz. Peki yani ben 5 üzeri 2x eksi 1'i şu şekilde parçalayabilir miyim? Bak 5 üzeri yazıyorum. 500. 2x eksi 1 eşittir 2 ya. Ben bunu şu parçalayayım. 5 üzeri 2x çarpı 5 üzeri eksi 1 o da işte 2'dir. Öyle değil mi? Evet hocam. Hatta 5 üzeri 2x bölü bu aşağı 5 üzeri 1 diye geçer. Eşittir 2'dir. Ben içleri dışa çarpımı yapacak olursam 5 üzeri 2x eşittir 10 olur. Öyle değil mi? Oldu değil mi? Evet hocam. Yani şu işlem gördüğün gibi Ali, ben pardon şunu yapalım. Ben şu işlemi bu hale buradan bir şey elde ettim. Bu bir kenarda kalsın. Hatta buna bir yıldız koyalım. Bir kenarda kalsın.
Şimdi şunun üzerine yoğunlaşalım. Bunu da aynı şekilde nasıl yapabilirim Ali? 25 üzeri 3x çarpı 25 üzeri eksi 2'dir. Öyle değil mi? Bu da ne yapar Ali? Ben buradaki 5'ten dolayı 25 yerine de 5'in karesi yazıyorum. 5'in karesini 3x ikinci kuvveti 5 üzeri 2'nin eksi ikinci kuvveti olsun. Bu da 5 üzeri 2 ile 3'ün çarpımı 6x olur değil mi? Eksi, bunların çarpımı eksi 4 olur. 5 üzeri eksi 4 olur. Oldu mu buraya kadar? Evet hocam biz. Şimdi şuna bakıyorum Ali. Şuna tekrardan bakıyorum. Ya elinde böyle bir eşitlik var benim diyorum. Tamam Ali, öyle değil mi? Yani şöyle bu eşitliği ben nasıl yaparım Ali? Bak şuradaki şu eşitliği nasıl değerlendiririm Ali? Sen söyle. Nasıl değerlendiririm Ali? Şimdi 500'e 2x 10'a eşit değil mi? Ben Ali şunu söyle. 500'e 2x'in 10'a eşit ya. Ben her iki tarafın 3. kuvvetini alsam. Niye 3. kuvvetini aldım Ali? Çünkü 2x'te 3'ün çarpımı, üstünün solunu çarptığı 5 üzeri 6x olur, eşittir 1000 olur. Öyle değil mi? Oradan 5 üzeri 6x yerine ben burada 1000 yazabilir miyim Ali? Yazabilirim değil mi Ali? Evet hocam. Tam yazdım, 1000 yazdım. Çarpı, bir kere 5 üzeri eksi 4 demek 1 bölü 1000 yazdım pardon. 1 bölü 5 üzeri 4 demek değil mi? O da yazıyorum. 1000 bölü 5 üzeri 4 demek. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 demek. Bakalım sadeleşme yapalım. Sadeleşme yapalım. Her taraf 5'e bölsün. Burası 1. 1000'i 5'e bölsem 200 değil mi Ali? Tekrar bunu 1 oldu. 200'ü 5'e bölsem 40 mı olur Ali? Evet hocam. Tekrar 5'e bölsem burası 1, 40'ı 5'e bölsem 8 olur. Sonuçta 8 bölü 5 olarak bulunur. Cevabımız 8 bölü 5 olacak. Anlayabildik mi? Evet hocam. Bunu anlayabildik mi arkadaşlar işlem olarak? Tamam. Geçiyorum. Şimdi 12. soruya bakalım. Bakın ifadesinin sonucun kaçtır demiş. Yani bir işlem yapacağım. O zaman ben diyorum ki burası A olsun diyorum. A olsun. Şimdi burada bakın köklü bir sayı görüyorsanız bunu kök dışına çıkarmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. O zaman neydi? Şunu hatırlıyoruz. Bakın şunu hatırlıyoruz. A eksi B'nin karesi neydi? Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi yapar. Birincinin karesi ne yapar? Yani kök 5'in karesi örneği ne yapar? 5 yapar değil mi? 5 yapar. Buradaki birinci kök 7 eksi kök 13 demek karesini aldım. Kökten kurtulacak. 7 eksi kök 13 olarak bulunacak. Artı 2 katı diyorum. Neyin 2 katı? Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Birincide ne var? 7 eksi kök 13 var. Çarpı. İkincide ne var? 7 artı kök 13 var. Artı ikincinin karesi. İkincinin karesi ne oluyor? Artı. 7 artı kök 13 olarak dışarı çıkıyor. Şimdi buradan mesela bu da ne eşit? A kare eşit. Bir kere burada bunlar birbirine götürüyor. 7 7 daha 14 olur. Yazıyorum 14 artı. Bunu iki aynı kök içerisine alıyorum. Aynı kök içerisine alırsam ne olur? 7 eksi kök 13. Bakın 7 eksi kök 13. Bunu ifade olarak alıyorum. 7 artı kök 13 olur. Kök içerisinde. Bu da nedir? Bu da şudur. İki kare farkından dolayı 7'nin karesi 49. Eksi kök 13'ün karesi 13 yapar. Eşittir a kare. 49'dan 13 çıkarsa ne olur? 3 çıktı. 46. Bir 10 daha çıktı. 36. Burası 36 oldu. 36 dışarı 6 diye çıkar. Hatırlıyoruz değil mi Atakan? 36 6 idi. 6 olarak çıktı. 6 kere 12 yapar. 14 artı 12 eşittir a karedir. 12 12 daha ne yapar? 14 24 26 yapar. 26 eşittir a kare. 49 eksi 13
Buradan buradan mesela, pardon, şurası bir yanlış yaptım arkadaşlar. Şurası eksiymiş. Ben onu dikkat ettim. O zaman şurası eksi olacak. Aynı şekilde burası eksi olacak. O zaman burası eksi olacak. Yani 26 değil. 14'ten 12 çıkarsa ne olur? 2 olur. A kare eşittir 2 ise her tarafın karekökeni olacak olursak bu dışarı A eşittir. Mutlak değer A olarak çıkar. 2 olur. Dolayısıyla zaten burada bu sayı küçük bir sayıdır. Bu sayı daha büyük bir sayıdır. Sonuçta eksi çıkması gerekir. Cevap kök 2 değil. Eksi kök 2 olması gerekir. Cevap 12 E olacak. Oysa buraya. Cevap E olacak. Yani bu dışarı bakın mutlak değer A kök 2 ise A sayısı eksi kök 2 de olabilir. A sayısı kök 2 de olabilir. Bir artılısı ve eksilisi oluyordur. Eksilisi olacak. Bu mesela küplü sayıların en zor değil mi? En böyle uzmanlık isteyen hani bir artık sorusu gibi yani en zor sorulardan birisi olarak kabul ediliyor. Yalnız şöyle diyeyim, bir zorluğu da yok aslında. Burada şunu anlıyorsunuz, işte tam kare sayıların varlığı önemli, çarpanlara ayırma konusu önemli. Belki bir o kadar mesela görmeyenler burada biraz zorlanabilir. Bilenler için çok zor olmayacaktır tabii ki. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi 5. soruya bakalım. Bakın 5. soru işlem sorusu. Şimdi bakıyorum 5. soruya. Şurada bakın ne görüyorsunuz? 0,0008 var değil mi? Bu sayıyı ben ne olarak yazabilirim? Ben bu sayıyı şu olarak yazabilir miyim? Bakın bu sayı yerine ben 8 çarpı bakın 8 çarpı 10 üzeri kaçtır? 8 çarpı 10 üzeri bakın. Veya Atakan şunu hatırlıyor muyuz Atakan? 0,0008 yazarken hani burası kaçlara basamaydı Atakan? 1'lere basamağı değil mi burası Atakan? Evet. Burası 1 bölü 10'lar basamağı değil mi? 10'da 1'ler. 1 bölü 10'lar. Yani 10 üzeri eksi 1 oluyor. Burası 10 üzeri eksi 2 oluyor. Burası 10 üzeri eksi 3 oluyor. Burası 10 üzeri eksi 4 oluyor. Yani 10 üzeri eksi 4'ler basamağında 8 var. Ben bu sayıyı o zaman 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazabilirim. Anlayabildik mi? Aha. Sonra bu 2 bölü 3. kuvvetini almış. Çarpı. Bak burada şu ifade neye eşit olur? Bu ifade şuna eşit olur. Bu ifade 3. dereceden 1 bölü 3. dereceden kök 10 diyebilirim. Yani zaten tüm sayıların 1. kuvveti zaten 1'dir. O da 1 bölü 3. dereceden 10 olur. Hatta bunun yerine ben madem burada üstü kullandım. Burada 1'dir. 1 bölü 10 üzeri 1 bölü 3 olur. Yukarı ne olarak çıkar bu? Yukarı 10 üzeri eksi 1 bölü 3 olarak çıkar. O halde ben bu ifade yerine 10 üzeri eksi 1 bölü 3 yazabilirim. Şimdi buradaki 8 yerine de 2 üzeri 3 yazıyorum. 2 üzeri 3 yazıyorum. Burada hani şunu hatırlayalım. A çarpı B'nin n'inci kuvveti neydi? A üzeri n çarpı B üzeri n yapar. O zaman 2 üzeri 3'ün 2 bölü 3'üncü kuvvetini alıyorum çarpı sonra 10 üzeri eksi 4'ün yine 2 bölü 3'üncü kuvvetini alıyorum çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 3. Burada 3'ler 1'ini götürür. 2 üzeri 2 aynen yazıyorum çarpı. Bunun çarpı nedir? 10 üzeri eksi 8 bölü 3'tür. Bakın 10 üzeri eksi 8 bölü 3'tür. Çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 3 var. Bunlar ne yapar? 3'ler toplanır. Yazıyorum 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü 3 olur arkadaşlar. Eksi 9 bölü 3. Eksi 9 bölü 3'ün cevabı eksi 3'tür. O zaman ne oldu? 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Biliyorsunuz 2 üzeri 2 4 demektir. 4 bölü 10 üzeri 3. O aynen yazıyorum. 4 bölü 10 üzeri 3 yapar. 4 10 üzeri 3'e bölecek olursak yani 1 2 1 2 3 virgül kaydırıyorum. Cevabımız 0,004 oluyor. Cevabımız D oluyor. Zaten bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Zaten bu 10 üzeri eksi 10 üzeri eksi 3'leri basamalıdır. Yani veya 1 bölü 10 ya da 1000'de 10'lara basamalıdır. Yani basamak olarak görebiliriz. Aslında hakkında şöyle bir kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bilgi vereyim. Diyelim ki 23,140 165 diye elimizde bir sayı olsun. Şu şekilde kodluyorsunuz. Bakın 0, 1, 2, 3 böyle kodluyorsunuz. Bunu da eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye kodluyorsunuz. Bakın
Şu kodlamayı önce anlayın. Sonra şurası 10 üzeri 0'lar basamağı, burası 10 üzeri 1'ler basamağı, burası 10 üzeri 2'ler basamağı. Böyle gidiyor bakın basamak basamak, basamak basamak. Burası 10 üzeri eksi 1'ler basamağı, 10 üzeri eksi 2'ler basamağı, 10 üzeri eksi 3'ler basamağı oluyor. Tabii ki 10 üzeri eksi 3 demek 1 bölü 10 üzeri 3 demektir aşağı alınca. Bu da 1 bölü 10 üzeri 2 demektir, bu da 1 bölü 10 demektir. Sonra yazıyorsun o. 10 üzeri 1'ler, bakın 10'lar basamağında 2 var, 2 çarpı 10 oluyor, artı 3 çarpı 10 üzeri 0 oluyor, 3 çarpı 10 üzeri 0, artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1 de yazabilirsiniz, bunun karşılığı 1 bölü 10 da yazabilirsiniz, fark etmez, 10 da 1'ler basamağı oluyor çünkü. O da 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazıyorsunuz, artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazıyorsunuz, bu da bu sayının çözümlenmiş hali olmuş oluyor. Dikkat ederseniz sayıların çözümlemesinde üstlü sayılar ifadesi kullanılıyor. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Şimdi 8. soruda bu soruyu Merve yapabilir misin Merve? Beraber yapsak? Tamam olur. Pekala Merve şunu hatırlıyoruz değil mi? A üzeri x, biraz önce Ali çözerken de mesela demiştim. A üzeri x çarpı A üzeri y demek. A üzeri x artı y demek değil mi Merve? Evet. O zaman senin şu ifadeyi bak şuradaki 3 üzeri x artı 1 ifadesi yerine 3 üzeri x çarpı 3 diyebilirsin değil mi? Evet. Burası yerine de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 diyebilirsin öyle değil mi? Evet. O zaman ne oldu elimde bak ne oldu yazıyorum. 3 üzeri x çarpı 3 artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir 39. Atakan bu Atakan şu işlemi şu hale getirmeyi anlayabildik mi? Merve'nin yapmış olduğu bir işlem Atakan. Yok anlamadım. Ya şöyle hani şu formülü biliyorsun değil mi? Şu formülü. Yani çarpım durumunda yani şöyle 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3 ne yapar Atakan? 2 üzeri kaç yapar? Kaç yapar? Bak, çarpım durumunda 3'ler toplanıyor. 5 3 daha 8 olur değil mi? Hı hı. Çünkü neden? Burada ne var? Burada 5 tane 2 çarpanı var. Burada 3 tane 2 çarpanı var. Hepsi çarpım durumunda 5 tane 3 tane da 8 tane olur. O da 2 üzeri 8 olur. Öyle değil mi? Evet. Peki ya şunu söyle. 5 yerine ben 2 üzeri x getirsem mesela bunun yerine de 2 üzeri 4 getirsem ne yaparsın? 2 üzeri x artı 4 dersin öyle değil mi? Evet. Peki şimdi tersten git bakalım. Ben 2 üzeri x artı 4 dersem sen de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 yazıyorsun. Oldu mu? X'in ayrı değil miyiz? Efendim burada yaptığım işim de o yani tersten yazıyorum işte anladın mı? Evet. Yani böyle gitmiyorsun da. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Böyle gidiyorsun. Ya çünkü neden biliyor musun? Çünkü burada hani x'leri adım adım hani yani daha doğrusu x'leri yalnız bırakmaya çalışırım. Anladın mı? Ha. Bak mesela şurada bak. Bunu görüyor musun? Bak bunu görüyorsun. Bir de bunu görüyorsun. Bunlarda ortak olan ne var? Onu söyle bana. Ortak olan ne var? Şu 3 üzeri x'leri ortak olduğunu gördün mü? Evet. İşte onun için yapıyorum. Ortak parantezi almak için yapıyorum. Anladın mı? Anladım. Burada ne ortak Atakan? Söyle bakalım. 3 üzeri ne ortak? 3 üzeri x'ler ortak. Ha, 3 üzeri x ortaksa ben 3 üzeri x ortak parantezi alsam sonra evet Merve oradan devam et bakalım. Bak buraya kadar oldu değil mi Atakan? Şimdi Merve'den devam etsin bakalım. Merve bununla bunun çarpımı burayı vermesi için buraya 3 yazıyorum değil mi Merve? Evet. Sonra artı, bunda bunun çarpımı kendisini vermesi için 1 yazıyorum. Artı, bunda bunun çarpımı gördüğün gibi şu çarpan yok, 3 üzeri eksi 1 yazıyorum öyle değil mi? Evet. O da 39'muş. Sonra 3 üzeri x'i yazıyorum. 3 1 daha 4 olur. 4 artı, bu da 1 bölü 3 olur. 39'a eşitmiş. 3 üzeri x yazıyorum. Burada payda işliyorum. Payda işlersek ne oluyor Merve burası? 12 bölü 3 yani 13 bölü 3 da... Buraya 3'ten çarpıyorsun 12 bölü 3 oluyor. Bir de 1 bölü 3 tutarsam 13 bölü 3 oluyor değil mi? Ay pardon 13 bölü 3 evet. Geçti 39 oluyor. Peki yani Merve burada 13 ile 39 sadeleşir mi? 3 katı değil mi? Evet.
Evet. Her iki tarafı 13'e bölsem burası 3 olur, burası 1 olur değil mi? Evet. Peki ben içlere dışlara çarpımı yapsak 3 üzeri x eşittir 3'ü öbür tarafa atsam 3 çarpı 3 9 olur değil mi? 9 üzeri 3 üzeri 2 demek değil mi? Evet. O zaman neymiş? 3 üzeri x neymiş? Söyle ben. Orada x eşittir 2 olur değil mi? Evet. Ya da şöyle yapabiliriz. Hani 3 üzeri x bölü 3 var ya. Eşittir 3 ya. İstersek 3 üzeri 1'i buraya ne olarak atarız? 3 üzeri eksi 1 diye atarız. Ne olur? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 olur. Eşittir 3. Tabanlar eşit olduğunda üstler toplanır. X eksi 1 eşittir. 3 üzeri 1 olur. Tabanlar üstler eşittir demiştik. Yani x eksi 1'i 1'e eşitliyorum. Eksi 1'i öbür tarafa atarsak yine x eşittir 2 olarak çıkar. Olur mu? Hı hı. Yani bu şekilde buluruz. Anlayabildik mi? Evet. Tamam iyi. Bugün şey soracağım. Üstü kürtü sayılar konusu hani biraz daha oturdu mu? Evet hocam bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şey var. Mesela ben hani şey önermiştim ya. Hani Atakan kitapları alabildin mi hani şey? Yok almadım. Yapma ya. Daha alamadım. Ama o, hiç olmazsa matematiğini al. Olur mu Atakan? Tamam. Şimdi oradan da hani bu hani bir yarın falan alabilirsen mesela yarın bilmiyorum. Çok iyi olur Atakan. Çünkü oradan, yarın gideceğim dolaşacağım o sırada alırım hocam. Ha çok iyi olur ya. Şimdi onu alırsan mesela oradan ödev vereceğim mesela. Şimdi oradan da mesela üstü kürtü sayıları mesela diyelim ki ilk birinci testleri, ikinci testlerini çözmeyi başardınız. Olur mu? Tamam. Kitabın adı neydi? Şey 3-4-5 ya. Tamam. Şey 3-4-5 yani. Tamam ona geçelim. Şimdi 12. soruya bakalım. 12. soru mesela şurada bakıldığı anda yani bir İsmail bu soruyu çöz bakalım İsmail. Kim hocam? 12 evet. İşlemin sonucu nedir? Nasıl yapalım? Nasıl model düşünüyorsun? En küçük olana en diyorduk. Tamam öyle diyelim. Öyle diyelim. O zaman N'ye mi diyorduk? Şu ifade en olur değil mi? O zaman bunu en dersek 69 ne olur? 69. Yok 63'e en dersen 1963'e en dersen N artı 6 olur. Bir kere 2005 kaç olur? 42. N artı 42 olur. 1999 ne olur o zaman? Yani 63'ten kaç fazla? N artı 36. Kaç? N artı? 36. 36 mı? 30. Kaç anlamadım İsmail? Evet. Kaç? 36. 36 tamam. 36 oldu tamam. Evet doğru buraya kadar. Şimdi o zaman ben üçüncü ne oldu o zaman benim işlemim? Tabii ki en eşittir. 1963 olsun dedik. Buna göre benim işlemim N artı 36 N artı 6 eksi N artı 42 çarpı N oldu değil mi? Şimdi biz dağıtalım bakalım. Bunu mu çarpıyoruz? Bunu mu çarpıyoruz değil mi? Üçüncü derecede ne olur içerisi? N çarpı N kare değil mi? N kare artı 6N 36 ile N'i çarparsak artı 36N eksi 36 çarpı 6 ne yapar? 216 mı olur? 216 olur. Bundan mı çarparsak ne olur? Bundan mı çarparsak? 116. Bundan mı çarparsak N kare olur değil mi? N kare. Bir de başta eksi var. Eksi N kare olur. Öyle değil mi? Bundan mı çarparsak ne olur? Söyle. 42 N olur değil mi? 42 N.
Ama bir de başta eksi var. Eksi 40 gen olur. Buraya kadar yapılan işlemleri oldu mu Şeval? 216'nın sonundaki solunda artık hocam. Efendim? 200... bir dakika. Ne olacak senin? Artı olacak. 216'nın solundaki artı oldu. Ha, pardon. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. O zaman şimdi bir burada en kareler birini götür değil mi İsmail? Evet. Öyle değil mi İsmail? Pekala burada 6n artı 36 n daha 42n yapar mı? Bunlar da birbirini götürecek, o değil mi İsmail? Ne kalacak? 216 mı kalacak? Evet. 216 neyin küpü? 6'nın küpü değil mi? Çünkü 36 çarpı 6 yapar, öyle değil mi? Evet. Diye bunu göremedik, ne yaparız? 216 deriz. 216 deriz. Çarpan ağacı yaparız değil mi? 2'ye böl. 108. İşte 2'ye böl, 54, böyle böyle diyerek o şekilde çarpanları ayırarak yerine yazabiliriz yani. O da dışarı 6 olarak çıkar, öyle değil mi? O yüzden 12. abi C olacak. Evet, teşekkür ederim İsmail. Üçüncü soruyu Ali yap bakalım. Aşağıdaki sıralamaların hangisi doğrudur demiş. Şimdi bu sayıları sıralayacağız ama Ali, bak burada 2 var değil mi? Evet hocam. Üçüncü derece, diğeri dördüncü derece. Hani şu kural var değil mi Ali? Hani elinci dereceden A üzeri M ne yapardı? A üzeri M bölü N yapar. Öyle değil mi? Kural bu. Peki yani sen M bölü N yerine pay ve paydayı k ile çarparsan ne olur? K ile çarparsan kesrin değeri değişmez. Dolayısıyla bu değişmiyorsa demek sen burayı k ile çarpıp burayı k ile çarpmazsan aynı şey değil mi bu? O zaman burada 1 var. Bu kurala göre burada 1 var. O zaman bak 2, 3, 4'ün ortak katı nedir? 12 değil mi? Evet hocam 12. O zaman sen burayı 6 ile çarp, burayı da 6 ile çarp. O zaman ne oldu? 12. derecede bu 3 üzeri 6'ya eşit oldu değil mi? Bunu da her iki taraf 4 ile çarp. Yani 4 ile çarp mesela. O zaman 12. dereceden 4 üzeri 4'e eşit oldu. Bunu da 3 ile çarp. 3 ile çarp. O da 12. dereceden 5 üzeri 3 eşit olmuş oldu. Peki yani bu sayıların hangisi büyük dersek mesela? Şimdi zaten bu 12. dereceden 5 üzeri 3 125 eşit, öyle değil mi? Bu 12. dereceden 4 tane 4'ün çarpımını çarpıyorum. 4 kere 4 16 yapar. 16 kere 4 64. 64 kere 4 256 yapar değil mi? 3 üzeri 6 ne yapar? Ali? Yani 3 üzeri 6 düşünelim. İkinci kuvveti 9, üçüncü kuvveti 27, dördüncü kuvveti 81 değil mi? Öyle değil mi? Beşinci kuvveti bunu 3'ten çarp ne olur? 240'lı bir şey çıktı. Hele bir de altıncı kuvvetini al mesela, daha da büyük olur değil mi? Dolayısıyla şu 3 üzeri 6'nın diğerlerinin daha büyük olduğunu gördük mü Ali? Peki yani burada bunu sıralama yaparken gördüğün gibi en küçük sayı hani 125 daha küçük sayıdır tabii ki. O zaman C küçük, B küçük, A diyoruz. O zaman cevabımız E olmuş oluyor. Bunu anlayabildik mi sıralama sorusunu arkadaşlar? Evet, tamam, çok iyi Ali. Teşekkür ederim Ali. Peki yani 8'i bakalım Ali, bir yap bakalım. Hani biraz önce takılmıştık. Hani özellikle Atakan da buna takılmıştı. Hani 4 üzeri A artı 3 neydi Ali? 4 üzeri A çarpı 4 üzeri 3 yapar değil mi? Bunu artık biliyoruz değil mi bunu? O zaman evet Ali. 4 üzeri A çarpı 4 üzeri 3 yazıyoruz. Eksi 4 üzeri A çarpı 4 yazıyorum. Böyle 4 üzeri A çarpı 4 yazıyorum. Eksi 4 üzeri A çarpı 4 üzeri eksi 1 yazıyorum. Öyle değil mi? Hı hı. Burada hepsi 4 üzeri A ortak hocam. Mı? Evet hocam. 4 üzeri A ortak parantez alsan bunlar birbirini götürür değil mi? Evet. O zaman ne kalır burada? 4 üzeri 3'ten 4 çıkarıyorum. 4 üzeri 3 ne demektir?
4 kare 4 16 64 demek. 64'ten 4 çıktı. 60 olur. Burası 60 oluyor. Bu da 4'ten neyi çıkarıyorum? 4 üzeri eksi 1'i. Yani 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. Payda işlersem 4 kare 4 16. 16'dan 1 çıktı. 15. 15 bölü 4 oluyor. Buraya 15 bölü 4 yazıyorum. Burası birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevir çarpıyorum. 4 bölü 15. Burada her tarafı 15'e bölsem burası 1 bölü 4 olur. 4 kare 4 16'dan cevap D olarak bulunur. Oldu değil mi? 60'ın işlem anlayabildik mi? Evet. Ha, çok iyi. Yani şu işlem oturuyorsa arkadaşlar bu konu cidden iyi oturuyordu. Ama karışık konu hocam. Yok değil o kadar. Atakan 9'u yap bakalım Atakan hadi madem öyle. Selam verdim boş çıktım ya. Selam verdim boş çıktım. Evet Atakan 5 nasıl yaparız? 35 üzeri A 50'ye eşitmiş değil mi? Böyle bir şey demiş değil mi bana? Evet. Peki Atakan bu soruyu yaparken ilk sorum şu. A'nın diğerini bulup oradan şu ifade yerine koyup sonucu bulayım dersen işlem sence biraz zor olmaz mı Atakan? Öyle mi olur? Olur biliyor musun? Bak mesela 35'in birinci kuvveti 35 olur değil mi? İkinci kuvveti evet. 50'yi çok geçiyor. Demek ki bu sayı bir küsür bir şey değil mi? Evet. Bunu bulmak çok zor olduğu için bunu herhalde bulmayacağım ben değil mi? Yok. Bir de burada 35 vermiş bir de 5 ve 7 vermiş. 5 kere 7 kere 5 35 falan yapıyor ya bir alakalı değil mi sence? Yani bir benzerlik var. Evet ha işte bak soruyu çözerken biz Atakan hemen işleme girişmeyiz. Yani hani şey gibi hani böyle bir hani şey olur ya böyle hayvanlar oluyor böyle şey gibi hani kurt köpekleri gibi hani böyle koklar şey yapar hani önce bir şey yakalayız da, anladın mı? Peki ya buradan Atakan buradan şunu yapabilir miyiz? Bunu biz hani biraz önce gördük. 5 üzeri A çarpı 5 üzeri eksi 1'i parçalamaya anlat değil mi bunu? Evet. Aynı şekilde bunda 7 üzeri A çarpı 7 üzeri 1 diyebilir miyim? Diyebiliriz. Tamam çok iyi Atakan. Peki Atakan şunu vereceğim. Burada bak şu yakın değil mi? Akraba değil mi bunlar? Aynı sanki bak bunu bir de bunu gördün mü ilişkisini? Gördüm. Şunu biliyorsun değil mi Atakan? Mesela A çarpı B'nin n'inci kuvveti demek A üzeri n çarpı B üzeri n demek değil mi? Bunu biliyorsun. Evet. O zaman sen şu çarpmada biz ne özelliği biliyoruz? Çarpmada değişim özelliği. Yani 5 üzeri A'yı 7 üzeri A'yı yan yana yazıyorum. 5 üzeri eksi 2 ve 7'yi yan yana yazıyorum. Bunu yazmıyor. Anlatayım mı buraya kadar? Hı hı. Üstler aynı olduğu için şöyle yapabilir misin? 5 çarpı 7'nin A'cı kuvvet diyebilir misin buraya? Diyebiliriz. Burada 5 üzeri eksi 2 çarpı 7 oldu değil mi? Evet. Bir kere 5 çarpı 7 35'tir değil mi? Evet. O zaman 35 üzeri A oldu. 7 oldu. Hatta 5 üzeri eksi 2 ile istersen aşağı 5 üzeri 2 diye indirelim. Olur mu? Pozitif yapalım. Onu niye oraya indiriyoruz hocam? İndirmek zorunda değiliz ama hani indirmekte fayda var. Yani 5 üzeri eksi 2 mi sana daha böyle işlem yapılabilir geliyor? Yoksa aşağıda 1 bölü 25 olması mı? Aşağıda 1 bölü 25. O yüzden dolayı. Peki burada 35 üzeri A 50'ye eşitse ben şunun yerine 50 yazabilir miyim? Yazarız. O zaman ne oldu Atakan? 50 oldu. 7 bölü 5'in karesi 25 olur. Anladın mı? Şimdi burada 25'in görünmesi mi güzel? 5 üzeri eksi 2 mi? Elbette 25 daha güzel değil mi? Evet. Pozitif yapıyoruz. Peki hele çarpım durumunda olduğu için 50 ile 25 sadeleşir mi? Sadeleşir. Her taraf 25'e bölsün. Burası 1 olur. Burası 2 olur değil mi? Evet. 7 kere 2? 14. 14 olur. Yani sana şunu söyleyeyim Atakan. Yani cidden şuradaki aşamaları, şunları bunları cidden anladıysan bu konuda biraz emek veriyorum. Hocam tamamen mantık yürüterek çözdük ya. Matematik böyle Atakan ya. Yani cidden böyle bak. Yani cidden bir şeyleri hissetmek gerekiyor, bir şeyleri görmek gerekiyor. Daha ben sonra hissedemiyorum, ben hissizim hocam. Şunu söyleyeyim. Hani 3-4 bir şey alacaksın mesela. Ben de sana bunun PDF'ini göndereceğim falan ya. Yani cidden evet. Burada hani 3-4-5'in sorularını çöz. Benim çözmüş olduğum sorulara bir incele. Sen yapmaya çalış derken bir anda çarp dönmeye başlıyor. Anladın mı? Yani üzerine durdukça falan o zaman şey yapıyorsun böyle. Yapmaya başlıyorsun. Anladın mı? Anladım. Mesela diyelim Katakan. Şöyle bir örnek vereyim. 0.3
3 çarpı 10 üzeri eksi 1 eşit değil mi? Bana mı soruyorsun? Doğru mu? Evet. Neden? Çünkü bu 10 üzeri eksi, bak bunu şu şekilde, bak bu şu işlemi yaparken, bak şu işlemi yaparken, bak şu işlemi yaparken, bak 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'i yapmanın 3 şekilde, birkaç şekilde mantığını vereceğim sana. Olur mu? Hazır mısın? Hazırım. Gönderin hocam. Tamam. Hazırsın. Hazırsan ben de başlıyorum. Bak. Birinci yöntem. Sen 0.3'ü 3 bölü 10 olarak yazabilir misin? Yazarız. Bir kere 10 üzeri 1 yukarı 10 üzeri eksi 1 diye çıkar mı? Çıkar. O da 3 üzeri 10 üzeri eksi 1 olur. Gördün mü? Haa. Şimdi başka bir açıdan bakalım. Bakalım. Bir kere 0.3 3'ü yazıyorum. Bu burası 10 üzeri eksi 1'ler basamağıdır, öyle değil mi? Yani 1 bölü 10'lar basamağı, öyle değil mi? Hı hı. Bir kere ben bunu basamak gözüyle yaparsam bu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur mu? Olur. Bitti. Bu da basamak olarak olaya baktım. Üstteki şimdi, daha kolay. Evet. Şimdi başka şekilde yapalım. Daha pekala. Ne var hocam farklı şekilde? Pekala. 0.3 çarpı 10 üzeri 0, 10 üzeri 0 1 demek. Sanki 10 üzeri 0 yanında bir yanlış, yanına 10 üzeri 0'ı koy. Koydun mu? Koydum. Bir kere ben virgülü buradan bir basamak kaydırdım. Sayı büyüttüm değil mi? 3 yaptım. Evet. Bu durumda ne yapıyorum? Buradaki büyüttüysem 10 üzeri eksi 1'i küçültüyorum. Aynı şey olsun. O da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 oldu. Oldu mu? Oldu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 3 mesela şunu söyle bakalım. 0.03 olsaydı. Burada 10 üzeri eksi 4 olsaydı. Ben bunu 3 yapsaydım 10 üzeri kaç yapardım? Bak ne yapmışım? Virgülü bak 1 2 kaydırmışım değil mi? Hı hı. Pekala virgülü 2 kaydırınca yani sayım büyüttüm bak. Yani şunu 3 haline getirmişim. Büyüttüm. Bunu büyüttüysem şunu da küçültmem gerekiyor. Anladın mı? Eksi 4'ü. Yani eksi 4. kattasın. Bir kat aşağı in. Eksi 5. Bir kat daha aşağı in. Eksi 6. Burada eksi 6 yazıyorsun. Anlayabildik mi? Anladım. Dolayısıyla benim bu farklı farklı şekillerde anlattım ama her birinin yeri bir farklı oluyor. Yani hepsinin mantığını anlamanda fayda var. O zaman bana şunu söyle Atakan. Mesela şunu söyle. Şuradaki işlem bak. Şöyle yapayım. Şu işlem negatif midir, pozitif midir sonuç? Neredeki göremiyorum. O 13. soruda. Eksi 0 falan falan bir şey demiş ya. Eksi 4 demiş. Sonuç negatif mi, pozitif mi? Pozitiftir hocam. Harika. Sonucun pozitif çıkacağını görüyorsan buradaki artı olarak düşün. Yani şu eksiği yok et. Olur mu? Sonuç pozitif. Eksiyle işin kalmadı senin. Tamam. Bir kere şunu söyle. Şuradaki işlemin sonucu negatif mi, pozitif midir? Negatiftir hocam. Harika. O zaman buradan artı bir gelecek. Buradan negatif gelecek. O zaman şimdi işlemi şuna dönüştürelim. Hani sonuç eksi çıkacak ya. Eksi bir şuraya yaz. Eksi bir yaz. Sonuç eksi çıkacak. Onu biliyorsun. Buraya bak şunu devam ettireyim. Şuraya şunu yaz. Bak Atakan. Şimdi sıfırı bölgül. 0.002 en eksi 4. kuvveti burada 16.000 3. kuvveti 2.000 7. kuvveti. 7. kuvvet. Oldu mu buraya kadar? Şimdi ilk sorum şu. Negatiften kurtulunca şu işlemde bir rahatlama oldu mu? Oldu. Tamam, harika. Peki yani sen şu bunun yerine şunu söyle. 2 çarpı 10 üzeri kaçtır? Nasıl yani? Mesela şu hani biraz önce şunu demiştin ya, hatırlıyorsun. İşte 0.02 demek ne demekti? 2 çarpı 10 üzeri kaçtı bu? 10 üzeri 2 mi? 10 üzeri -2 miydi? 2'ydi galiba. Yok, 2 yaparsan ne olur sonuç? 200 olur değil mi? Hı hı. Ha, benim sayıyı küçültmem gerekiyor. Evet, küçültmem gerekiyor değil mi? Peki. Yani sen aslında bunu bak burada 10 üzeri 0 düşün, tamam mı?
10 üzeri 0 1'dir mesela. Sen bu sayıyı büyüttüysen bunu küçültmen gerekiyor, değil mi? Hı hı. Yani 0'ı 2 kat aşağı indir. 0, 0'dan 2'yi çıkar yani. Eksik olur, anladın mı? Anladım. Peki yani bunu daha mesela şimdi öyle bir şey ki Atakan, soruları çözdükçe pratik hale getiriyorsun, anladın mı? Bir modeli geliştiriyorsun hep böyle, model, anladın mı? Anladım. Yani biz bu modelleri geliştirirken formüllere bağlı kalmıyoruz. Orada işte uygulama işine giriyor, anladın mı? Yani bilgiyle matematik olmaz. Modelle olur, anladın mı? Mesela pekala şöyle bir şey düşün mesela. Sen bunu şöyle yapsan bak Atakan. Sen virgülü bir kaydırdın. Buradan bir kaydırdın. İki kaydırdın. Burayı eksik edin, değil mi? Evet. Şimdi bu model üzerinden söyle bak. Virgülü kaç kaydırdım söyle. 1, 2, 3, 4, 5 kaydırdım. Buraya 2 çarpı 10 üzeri kaç diyeceğim Atakan? 5. Eksi 5 değil mi? Eksi 5. Evet, eksi 5. Harika. Bir de burada eksi 4. kuvveti var değil mi? Dışarıda. Aynen öyle. Peki hele şunu söyle Atakan. Bunu söyle. Buna da 16 çarpı 10 üzeri kaç diyeceğim? Eksi değil değil mi? 10 üzeri. Bir şey diyeceğim. Hani, burada virgül yok ki ama. Yok, virgül yok ama... Hani ben şunu şöyle yazabilirim ya mesela, diyelim ki 10 nedir Atakan, 10 nedir? 10 üzeri 1'dir değil mi? Evet. 20 nedir Atakan, 20? 2 çarpı 10 üzeri 1'dir değil mi? Evet. Peki hele 1200 nedir? 12 çarpı 10 üzeri 2'dir değil mi? Evet. Peki hele bu nedir? Bak burada kaç tane sıfır görüyorsun? 3 tane. 3. 10 üzeri 3 olur. Anlayabildik mi? Anladım. Bak şimdi şunu sarıyla gösterdiğimin buna eşit olduğunu, şu maviyle gösterilen buna eşit olduğunu anlayabildik mi? Evet, anladım. Şimdi bunu bir kere yaptım, iki kere yaptım Atakan. Daha sonra tutuyor maya, anladın mı? Yani hep yapmaya başlıyorsun. Yani bir kere bir maya tutsun mesela, hep olur yani. Ama şimdi o zaman aşağıya sen söyle bakalım Atakan. 2 çarpı 10 üzeri kaç? Bir, kaç tane sıfır var burada? Bak 1, 2, 3, 4. Ne yapacağım? 2 çarpı 10 üzeri? 4. Aferin bak, harikasın. Bak görüyor musun ne kadar kolay? 10 üzeri 4 yapıyorsun. Bir de burada 7 var değil mi? Evet. Şimdi şunu biliyorsun Atakan. Hani 2 çarpı 3'ün 7. kuvvetini ben nasıl açıyordum? 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 7 diyorum. Öyle değil mi? Evet. O zaman burada eksi 4'ten dolayı şöyle yapabilir miyim? 2 üzeri eksi 4 diyebilir miyim? Diyebilirsiniz. Çarpı diğeri de 10 üzeri eksi 5'in, bak 10 üzeri eksi 5'in eksi 4'üncü kuvvetini alacağım, öyle değil mi? Eksi 5 nereden geldi? Şurada. He, oradaki, ben sağ tarafı geçtim sandım. 10 üzeri eksi 5'in eksi 4'üncü kuvveti nedir? Eksi eksini çarpı artı 20 yapar değil mi? Evet. Peki yani hep burada hep ikileri varsa, o zaman ben burada 16 yerine de 2 üzeri 4 değil mi Atakan? Diyebiliriz. Tamam, bir de burada 3 varmış, pardon 3 varmış. O zaman ne oldu Atakan? Şu 3'ü daha 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti, yani 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti. Üstün üstü olduğunu ne yapıyordum? Çarpıyordum. 2 üzeri 12 oldu mu? Oldu. Bu da 10 üzeri kaç oldu? 10 üzeri 3'ün 3. kuvveti nedir? 10 üzeri üstün üstü çarp. 9 mu? 9 oldu, çok iyi. O aşağı yaptır Atakan. 2 üzeri kaç? 2 üzeri 7 var ya burada. 7, 2 üzeri 7 değil mi? Evet. Çarpı 10 üzeri kaç oldu? 10 üzeri söyle. Şimdi burada da 4 7'yi mi çarpacağım? Ha, aynen aynen. Bak harika. Bak ne kadar harika gidiyorsun. Çok maşallah. Maşallah. Nazar değmiş. Aynen aynen. 4 kere 28 değil mi? 28 evet. Evet. Şimdi buraya kadar oldu mu? Oldu hocam. Şimdi o zaman bak, şimdi şöyle yapmamız gerekmiyor Atakan. Burada 2 üzeri 12 var, 2 üzeri eksi 4 var, 2 üzeri 7 var değil mi? Bunlar hep tabanlı 2 değil mi bunların? Evet. Peki şöyle yapabilir miyim? Hani çarpım durumunda üstler ne yapılıyor? Toplanıyor değil mi? Evet. Eksi 4 yazdım. Eksi 4 neyle topluyorum? 12 ile topluyorum değil mi? 12 ile. Peki şunu da hayal et. Bu yukarı ne olarak çıkar? 2 üzeri kaç olarak çıkar? Nasıl yani? 2 üzeri eksi 7 olarak çıkar değil mi yukarı? Oradaki artış şekli mi değiştiriyor? Tabii tabii. Yani bir paydan paya geçerken üst işaret değiştirir.
2 üzeri 7 yukarı 2 üzeri eksi olarak çarpma olarak geçer. Oldu mu? Eksi olarak geçiyormuş oldu. Evet. Eksi, yani artı 7 eksi 7'ye dönüşüyor. Eksi 7 olsaydı artı 7'ye dönüşecekti. Anladın mı? Anladım. Yani paydan peki o zaman yukarıda eksi 7 ya oldu şimdi eksi 7 yaptım. Anladın mı? Hı-hı. Şimdi ikiler bitti. Şimdi onlara geç. 10 var. 10 üzeri 20 var. 20 var. Sonra 9 var. Bu yukarı ne olarak çıkardı? Yukarı ne olarak çıkardı? 10 üzeri kaç olarak çıkar? 10 üzeri? Eksi 28 olarak çıkar. O zaman buraya 28 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Ha, o zaman ne oldu? Söyle bakalım. 2 üzeri. Eksi 4. 12 daha. Ya da önce eksileri topla. Eksi 4. Eksi 7 daha. Eksi 11 olur değil mi? Evet 11. Eksi 11. 12 daha. 1. 1. Peki 10 üzeri kaç olur mu? 20. 29. 20 de 29 olur değil mi? Bundan topla. 29. O da mı 1? O da 1 olur. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. O da 2 çarpı 10 olur değil mi? O da 20 olur. Cevap 20. Vay be. Ama şıklarda 20 yok. 20 mi? Bakayım mı? Ama 20 yok. Eksi 20 olmaz gerek değil mi? Hani bir de eksimiz vardı ya en başta. He o. Tabii tabii. Sen orada o zaman cevap eksi 20 oluyor. Oldu mu? Oldu. Ya şunu sana sorayım. Yani cidden şunu anladıysan var ya Atakan. Biraz çalıştığımı bir cidden. Bir tane daha çözsen var ya oturur. Bak vallahi bak yapamayacağın soru yok yani. Çünkü hep birbirine benziyor. Demeyim, anladın ben mı? Ben hırs yaparım. Gaza gelirim. Çözerim. Bir başla Atakan. Allah'ın izniyle. Bir çalış yani değil mi? Evet. O 14'ünü soruyu Ali nerede bu arada ya? Hocam Ali'nin interneti gitmiş mesaj attı bana şimdi. Yapma ya. Ha, elektriği kesilmiş pardon interneti gitmiş değil. Elektrik mi? Evet. Ne elektriği ya? Kanka hocaya söylesene elektrik kesildi gelirim ben yazmış. Allah Allah. Ben de diyorum Ali şunu yapmayacaktım. Hadi Ali'nin elektriği gitti derim. İsmail nerekti ya? İsmail bilmiyorum. İsmail kim hocam? Ha vardı yani grup İsmail. Ben İsmail Atakol. Hocam zaman... herkes çıkmış bence bitirelim artık. sessiz bakın bana anlatıyordunuz herkes çıkmış. Vallahi yok şimdi komik olmuş. Harbiden. Neyse şu 14'de yapalım olur mu? Aha Salim'den de +1 geldi. Çıkalım hocam kapatalım bugün yeter vallahi bakın saat 11 olmuş ya. Salim bir şey yapmış. O zaman şu 14'e bitirelim olur mu? Tamam hocam. Hadi. Bunu da sen yap o zaman Atakan. Ya niye ben yapıyorum hocam? He? Niye ben yapıyorum? Evet bak Alperen yapsın Alperen attı. Ya, tamam. Atakan diyor ki benim günahım mı diyorsun ha? hep bana. Olmaz böyle ya. Evet Atakan. Atakan demiş şimdi. Alperen. Evet. Evet. Semer'i sana vurduk şu anda. Öyle değil mi Atakan? Evet. Kurtuldum ben. Alperen şimdi 4 dolar gidiyor. Hadi Alperen. Hadi Alperen. Aynı şekilde Alperen şunu söyle. Atakan yapmıştı. Bakalım 64 çarpı 10 üzeri kaç yazacağım? Buraya kadar Atakan söylesin. Diğerisini Alperen yapsın hadi. Neyi söyleyeyim hocam? Bir daha tekrar alabilir miyim? Yok şunun yerine 0,0064 yerine. Heh. 64 çarpı 10 üzeri kaç yazayım? 1, 2, 2, 3. 10 üzeri eksi 3 mü artı 3 mü? Eksi 3. Eksi 3 harika. Burada 5 bir 3 var değil mi? Evet. Bir de 10 üzeri 5 var. Peki hele 64 yerine 2 üzeri kaç yazayım Alperen sen söyle hadi. 2 üzeri kaç? Evet. 2 üzeri kaç 64 olur? 2 üzeri kaç tane 2 yan yana yazarsan 64 olur? 32 tane mi? Yok lan daneler ya. O topladın Alperen. Atakan bak şöyle 2 artı 2 32 tane yaparsan 2 üzeri 6 mı var? Yok 2 üzeri 6 olur. Anladın mı Atakan? Tamam. Sen 32 tane 2 toplarsan 64 olur. 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazıyoruz. Bir de burada 5 bölü 3. kuvveti var. 5 bölü 3. Bir de burada 10 üzeri 5 var. Hani üstün şunu dağıtıyoruz değil mi? Üstün son
Bundan bunu çarpıyoruz. Sen onu değil mi? Bundan mı çarpacağız? Çarp bakalım. Alperen. 2 üzeri 6'nın kaçıncı kuvvetini alıyorum? 2 üzeri 6'nın 5 bölü 3'üncü kuvvetini. Çarpı 10 üzeri. Eksi 3'ün kaçıncı kuvvetini alıyorum? 5 bölü 3'üncü kuvvetini. Oradan 10 üzeri 5'i yazıyorum. Oradan ne oluyor? 6 ile 5 bölü 3'ün çarpımı nedir? 6 ile 5 bölü 3 çarparken şu şekilde çarpıyoruz. Bunlar bu sadeleşiyor. Bak zihnen yapalım. 10 yapar değil mi? 210 olur. Öyle değil mi? Ya da 6 ile 5'tir. 30 olur. 33'e 1. 10 olur. 210 olur. Öyle değil mi? Evet. Şimdi şunu çarp. Şimdi eksi 3 ile 5 bölü 3 çarp. Bundan sadeleşir burası. Eksi 1 olur. O da eksi 5 olur değil mi? 10 üzeri eksi 5. Öyle değil mi? Evet. Bir de burada 10 üzeri 5 var. Ne oldu o zaman? 2 üzeri 10 çarpı 10 üzeri. Eksi 5'i 5'in toplamı 0 yapar mı? O da 10 üzeri 0, 1'dir. Öyle değil mi? 0'ın kuvveti. Oradan 2 üzeri 10 oldu gördüğün gibi. Cevap E oldu. Tamam, o zaman dersi bitirebiliriz arkadaşlar. Pekala, bugün faydalı oldu mu Atakan? Çok oldu hocam. Bilmediğim şeyler öğrendim. Çok iyiydi. Harikaydı. Ama dediğim gibi bak, ne yap biliyor musun Atakan? Bak şunu yap. Mesela gerekirse bu, daha önce üst üste de anlatırken önceki videoları izleyebilirsin. Hatta bir gün çözmüş olduğum soruların PDF'ini atayım. Olur mu? Olur. Ondan sonra mesela bu çözüm soruları bir incele. Gerekirse internetten üstü köksü sefere örnek çözümleri dinleyebilirsin. Konu anlatım kitaplarının örneklere bakabilirsin. Ama sen mutlaka bir işte çözmen gerekiyor. Evet. Yani diyelim ki 5 saat dinledim ama 5 dakika çözmedim diyelim. Çok bir fayda görmesin. Anladın mı? Yani mutlaka soru çözmek gerekiyor. Evet hocam. Yani çözmeye çalışmak gerekiyor. Mesela diyelim ki hani 16. soruyu çözmeye çalıştın ama bir kısmını çözdün, çözemedin, zorlandın. Mesela hani şöyle bir şey yaparsan mesela Şevval senin için geçerli mesela veya Salim senin için de herkes için konuşuyorum, sadece Atakan'ın için değil de. Mesela diyelim ki biz bugün bu soruları çözdük. Hani siz de diğer derse kadar diyelim ki hani 2 test, 3 test, 5 test her neyse bir çözüp de çözerken mesela zorlandığınız soruları olursa mesela onları bana söylerseniz mesela diğerlerse onları çözümlü yaparım, hem daha çok fayda verir. Bir de zaten 3-4-5 kitabında şey de var mesela tüm soruların çözümü de var, tamam mı Atakan? Mesela bilmediğin soruların çözümüne de bakabilirsin. Yani her ders çözdükçe falan insanın belli bir aşamada artık her şey kolay hale geliyor, anladın mı? Yani ilk çözerken mesela şu 0.004 mesela cidden zor gelebilir ama birkaç tane örnek çözüm artık 4 çarpı 10 üzeri direkt 1, 2, 3 diyelim, eksi 3 diyebiliyorsunuz yani. Bunun gibi hani zamanla daha iyi hale geliyor yani. Şevval bugün fayda gördün değil mi inşallah Şevval? Evet hocam. Ha, çok iyi yani. O zaman ne yapalım, dersi bitirelim mi Şevval? Bence bitirelim. Tamam oğlum, bitirelim o zaman. Şevval de Atakan'a da destek verdi. Sağ olun, tamam, dersi bitirelim. Vallahi ben çok yoruldum. Daha dur bakalım Atakan, daha yeni başlıyorsun. Bütün soruları ben çözdüm zaten. Öyle mi? Ama diğer dersi yoktun. Yüce Masa onun şeyini yaptık yani Atakan. Güzel oldu ya. Ben sevdim. Evet. Şakasına diyorum öyle. Efendim? Şakasına diyorum öyle zaten. Hayır, estağfurullah. Sen olmayınca dersin tadı olmuyor ya Atakan. Aslında sen burada şey gibisin. Hani dersin sigortası gibi. Yani mesela sen mesela cidden böyle daha temelden girebiliyoruz. Olayın daha çok mantığını veriyoruz falan. Tam sistem oturmuş oluyor yani sayende. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Belki oldu. Hepinize tekrardan iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Oldu. İyi geceler hocam. Görüşmek oldu, üzere. Hadi görüşmek üzere Salim. Allah'a emanet ol. Elinize ağzınıza sağlık. İyi geceler hocam. Oldu, iyi geceler. Bay bay. Sağ ol. Nereden çıkıyor? Şuradan mı?